İyi geceler diliyoruz. Uluslararası gündemle karşınızdayız. Afganistan meselesi sıcak bir mesele. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Amerikan heyeti, Türkiye heyeti, iki ülkenin heyetleri arasında da yine teknik masa kurulmuştu. O masadan nasıl bir yol haritası çıkacak hep birlikte takip ediyor olacağız. Bu arada Afganistan demişken Taliban her geçen gün mevzi kazanıyordu. O mevzileri iyice genişletti, iyice arttırdı. Çin sınırına kadar Taliban Afganistan'da birçok noktayı kontrol altında tutuyor. Bu ne anlama geliyor? Taliban'ın oradaki bu kadar ciddi anlamda mevzi kazanması Afganistan'ın geleceği açısından hangi ülke adına ne ifade ediyor? Bunları da konuşacağız. Tabii Körfez dünyasında neler oluyor? Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bir petrol krizi vardı OPEC zirvesinde. O krizde son durum nedir? Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ı ayrıştıran başka meseleler de var mı? Varsa onlar neler? Ve tabii ki Körfez'deki bu krizden Türkiye'ye, bu krizin Türkiye'ye yansıması ne olur? Bu soruya da yanıt arayacağız. Değerli konuklarım var. Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik Platformu koordinatörü Sayın Ali Semin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Remzi Çetin, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Gazeteci Oktay Yılmaz. Oktay Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir konuğumuz daha olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Sayın Taha Ayhan da ilerleyen dakikalarda stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Oktay Bey, sizinle başlayalım. Afganistan meselesi, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yeni bir başlık olması açısından önemli. Türkiye'nin Afganistan'da varlık mevcudiyetinin devam ettirmesi açısından son derece önemli. Orta Asya'daki ilişkiler açısından, Orta Koridor açısından, Güney Türkistan'daki Türk varlığı açısından birçok noktada çok önemli. Hele ki Kafkasya'dan sonra Orta Asya'da bulunuyor olabilmek önemli bir şey. Evet. Çünkü Afganistan o bölgenin kilidi. Ama tabii bir o kadar da meşakkatli, riskli ve bir tehlikesi olan bir durum. Afganistan'ı yıllardır kimse hükmedemedi. 20 yıl oldu Amerikan işgali ve Amerikalılar çekildiler. Çıkıyorlar. Evet. Taliban, bitireceğiz dedikleri Taliban 20 yıl sonra şu an tekrar, daha da büyümüş tekrar halde ve hiçbir batılı güç bu Taliban meselesine çare bulamadı bu süreçte. Evet. Taliban'la uzlaşamadılar dahi. Şu an nedir durum? En son geldikleri noktayı da birazcık bize anlatacak olursanız. Evet. İyi akşamlar diliyorum sayın seyircilerimize ve değerli konuklara, sizlere. Şimdi tabii Afganistan gündemin sıcak konusu. Türkiye açısından da öyle. Dünyada da tartışılıyor. Batı'da, NATO ülkelerinde NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararından sonra ne olacak? Yani tam 20 yıl oldu Amerika'nın Afganistan işgali. 200 bin belki daha fazla can kaybı var. 50-60 bin en az. Ya bunlar tespit edilen resmi rakamlar, görebildiğim kadarıyla sivil kayıplar var. Amerika yaptığı operasyonla gerçekten büyük sivil kayıplarına neden oldu vesaire, birçok acılar yaşandı. Sonuçta Taliban'dan devraldığı, Taliban yönetimini yıktı. Afganistan'ı tekrar Taliban yönetimine bırakmak üzere. Tabii yani bir Afgan hükümeti var, bir Afgan ordusu var. 300 bin kişiden müteşekkil. Fakat bütün şeyler, istihbarat raporları bir 6 ay ile bir sene içinde Taliban'ın tekrar yönetime hakim olabileceğini söylüyor. Böyle de bir riskli bölge. Zaten şu an için yani Taliban ilerleyişini sürdürüyor. Birçok bölgeyi demin siz de söylediniz. Özellikle kuzeyde Özbeklerin, işte Türkmenlerin Vahan bölgesi galiba değil mi? Yoğunlukta olduğu bölgelerde yani şey ilerleyişini sürdürüyor. %60-70 civarında işte belki bir mesafe. Büyük şehirlerin gittikçe kuşatma daralıyor gibi bir şey durum var. Onun için sıcak bir konu. Tabii Türkiye açısından Afganistan hep işte Asya'nın kalbi olarak niteleniyor. Evet. Türkiye'nin tarihi bağları var. Önemli tarihi bağları. Ta Osmanlı'ya giden, Cumhuriyet'e kadar giden. Öyle sanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan, bağımsız Afganistan
birbirlerini tanıyan ilk İslam ülkeleri. Evet. Yani Türkiye bağımsızlığını ilan ettiği zaman zaten 3-4 tane bağımsız İslam ülkesinden biri Afganistan'dı. İlk büyük elçilik orada açılıyor. Hatta Medine Müdafi, evet, biliyorsunuz paşamız oraya büyük elçi olarak atanıyor. Türkiye ile bağları güçlü bir ülke. Özellikle manevi bağları, yani Afganistan'da hakikaten Türkiye'ye yönelik, yani orayı ziyaret ettiğimiz için de biliyoruz, Türkiye'ye yönelik, Türklere yönelik bir sevgi var. Bu ama bir, Taliban diyor ki Türk askeri de hedefimiz, evet, olur. Öyle diyor ama ayrıca Türkiye'nin NATO tabii yükümlülükleri kapsamında Afganistan'da zaten mevcut Türk askeri. Fakat Türkiye hiçbir zaman çatışma... yani çatışma görev almadı, çatışmalara iştirak etmedi. Evet. Daha çok eğitim, işte altyapı hizmetleri, belli bölgelerin güvenliğini sağlanması faaliyetlerinde bulundu. Halen Türkiye askeri zaten Kabil Havalimanı'nda bir mevcudiyeti var, evet, mevcudiyeti var ve belli işte işlemleri Türk askeri yürütüyor. Aslında. Yani belli kontrol Türk askerinde. Şimdi sorun tabii Taliban sözcüsünün açıklaması var. İşte 11 Eylül'den sonra çekilmeyen tüm yabancı güçleri artık hedef olarak alabiliriz diyor. Ama bir yandan da tabii şimdi bir Afgan hükümeti Türkiye istiyor. Afgan halkının önemli kesimleri, evet, Türkiye istiyor. Sorun yok. Civar ülkeler, Afganistan'a komşu ülkelerin bir itirazı yok. Pakistan'ın bir itirazı yok. Hatta Türkiye Pakistan'la beraber çalışmak istiyor. Sorun Taliban'da. Taliban'ın bir şekilde ikna edilmesi, yani Türkiye'nin orada fonksiyonunun, zaten Taliban Türkiye'yi tanıyor. Yani bu hiçbir zaman Türkiye'yi hedef de almadı. Türkiye'de çatışmalara katılmadı. Türkiye'yle bir düşmanlığı yok. Türkiye'nin hedefinin zaten Afganistan'a hizmet, oranın istikrarının sağlanması, işte havalanın idamesi, bunun sivil hedeflere hizmet olduğunu da biliyor. Herhangi bir askeri hedefin olmadığını da biliyor. Müslüman bir ülke, halkı Müslüman. Bunlar avantajlar. Bir yakınlık da var. Bunlar avantaj. Ama henüz Taliban doğrusu net bir karar vermiş değil. Öyle tahmin ediyorum ki işte istihbarat organları ya da işte istihbarat personeli aracılığıyla ya da işte Pakistan üzerinden Taliban'la bu konuda bir iletişim olduğu muhakkak. Türkiye'nin, yani şimdi biraz risk yönüne geldi. Tabii bulunmasının avantajları belli. Orta Asya'nın kalbi, bize kardeş bir halk. Evet, o avantajları her zaman sıralıyoruz zaten. Evet. Türkiye orada nüfuzunu artırabilir. Şimdi en çok kafalardaki soru, hani Amerika vesaire girdi bataklığa, orada Türkiye'de bir bataklığa sürüklenir mi Afganistan'da? Ha, şimdi o da, bu belki olumlu yönler ama hakikaten yani baktığımız zaman risk boyutu da var. Yani Taliban ikna edilmeden Türkiye'nin böyle bir görev üstlenmesi hakikaten riskli. Neden riskli? Çünkü Taliban ilerleyişini sürdürüyor. Hükümetin yani dağılması söz konusu, çünkü hükümetin belli bir ideolojisi hakikaten yok. Yani birçok ırktan, yani işte Afgan ordusu deniyor ama bir ordunun bir inancı, bir akidesi yok. Bütünlüğü yok. Belli bir ideolojisi yok. Dağılmaya müsait ki öyle oluyor. Yani Tacikistan'da mesela sınırlarında binlerce Afgan askeri gitti, silahlarını teslim oluyorlar, bıraktılar ya da silahlarla, evet, beraber teslim oldular ya da Tacikistan'a geçtiler. Dolayısıyla Taliban ikna edilmeden, bütün önemli, evet, tarafların desteği alınmadan, özellikle Pakistan'ın mutlak, evet, destek ve yardımlaşması sağlanmadan Türkiye'nin böyle bir görev, evet, üstlenmesi hakikaten riskli. Ali Bey, şimdi bir harita var. Bu haritada Taliban nerede, Afgan güçleri nerede onu gösteriyor. Kırmızı olanlar Afgan hükümetine, Afganistan hükümetine, evet, bağlı güçler. Yani meşru güçler. Yeşil olanlarsa Taliban. Taliban'ın kontrol ettiği, evet, alanlar. Ki bayağı bir aylık fazla gözüküyor burada. Kesinlikle. Mavi alanlar da işte her iki tarafa da yakın olan çatışmaların devam ettiği. Yani her iki tarafa da yakın derken Taliban da alıyor. Yani çatışmaya girdiği anda. Evet. Karşısında... Daha çok Taliban alıyor. İşte, evet, kurtarabilirse hükümet, daha sonra birkaç bölgeyi tekrar kurtarıyor. Öyle bir, evet, o şekilde çatışmalar var. Harita bu. Harita, evet, yeşil renkler Taliban'ın kontrol ettiği yerler.
kırmızı Afganistan hükümet güçlerine ait yerler. Bu harita mesela bir yıl önce böyle miydi ya da 1,5 yıl önce? Aslında bu kadar değildi ama vardı o dediğiniz. Hep bir Taliban gücü tabii vardı ki, ama son dönemde iyice bir mevzi kalanı hale geldi. Şehirler hükümetin, hocama tabii sözünü kesiyorum. Şehirler hükümetin kırsal alanlar evet, Taliban'ındı. Yani o anlamda pek değişiklik olmadı. Evet. Taliban şehirlere doğru, kasabalara doğru, evet, ilçelere doğru. Son i̇lerliyor işte şimdi. Bir senedir aşağı yukarı evet, 6-7 aydır daha çok ilerliyor. Evet. Evet. Amerika çekildikçe o bölgelere de Taliban ilerleyişi devam evet, ediyor. Şimdi bana sıra geldiyse isterseniz tabii, tabii, ben harita üzerinden de anlatabiliriz. Yani şimdi şöyle, Birleşmiş Milletler'in raporuna baktığımız zaman Taliban şu anda Afganistan'ın yaklaşık %65'ini kontrol ediyor ki bu haritada onu gösteriyor. Diğer taraftan baktığımız zaman tabii ben 3 boyutta ele alınmasını düşünüyorum. Birincisi NATO, ABD, Afganistan meselesi boyutu var. Diğer taraftan Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki görüşmeler olsun ya da içerideki iç dinamikler olsun. Üçüncü ayakta açıkçası Türkiye'nin Afganistan politikası ve stratejisi. Belki İran'ı, Rusya'yı, Çin'i eklersek bir dördüncü tabii, ayakta var. Tabii bölgesel kesinlikle. Hı. Küresel anlamda da Çin özellikle. Mesela şimdi gireriz belki bu konuya. Çin Afganistan'dan ABD geri çekilmeyi planlarken 62 milyar dolarlık bir yatırımla kuşak ve yol projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Ben bunu gördüğüm zaman yani Çin'in de orada nasıl hareketli olduğunu ama sessiz bir hareketlilik var Çin'de. Bu kadar gündem olmamasını istiyor. Çünkü Pakistan üzerinden benim gördüğüm kadarıyla Çin Afganistan'a girmek istiyor. Herkes Afganistan'ın içinden uğraşırken içeride ama Çin biraz farklı bir boyutta. Evet. Şimdi bütün bu boyutlara baktığımız zaman ben baştan başlayayım. ABD ile NATO ve Afganistan'a baktığımız zaman 20 yıldır orada askerini bulunuyor. NATO askerleri bulunuyor. Ve bugüne kadar yaklaşık 16 bin asker mevcuttu NATO'nun. Türkiye'nin de orada askeri var biliyorsunuz. Onun dışında da şimdi şöyle bir durum var. ABD Irak işgali, Afganistan işgali ile birlikte bakın dikkat edin. Yaptığı ilk iş istihbarat ve güvenlik birimlerini, kurumlarını dağıtmak oldu. Hedef feshetmek oldu. Bunu Afganistan'da yaptı. Daha sonra Irak'a geldi yaptı. Irak'ta yaptıktan sonra da bunu bir yanlış olduğunu gördü. Şimdi de mesela 300 bin Afganistan güvenlik gücü mevcut ama nedense 20 yıldır orada bulunan NATO hala bu güvenlik güçlerine donat dahil bunun içerisinde eğitim danışmanlık vermiş olsa da şimdi NATO'nun şöyle bir planı da var ABD liderliğinde. O da şu, diyor ki NATO, ben buradan geri çekildikten sonra Katar'da bir üs kurup, NATO üssü kurup burada Afganistanlı güvenlik güçlerine 4 hafta ile 6 hafta arasında bir eğitim, askeri eğitim verip daha sonra burada bir bunların ülkelerine geri dönmelerini sağlayıp orada güvenliği sağlayacağız. Şimdi bu 20 yıllık orada bulunan NATO'nun 3 hafta ya da 4 hafta ile 6 hafta içerisinde eğer evet, bu kadar güvenlik eğitimi evet, vererek bir yere getirebiliyorsa güvenlik güçlerinin Afganistan'ın o zaman 20 yıldır ne yapıyordu orada evet, diye tartışmalar var. Tabii. Ki bunu Hamid Karzai eski başkan, Afganistan başkanı NATO başarısız oldu diye bir açıklama evet, yapmıştı geçen. Bir virgül koyalım. Evet. Konuğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Sayın Tahan da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, akşamlar diyelim. Şimdi devam şöyle, edelim. İkinci nokta şu. Dediğim gibi Afganistan'dan sonraki sürece baktığımız zaman şu anda 407 ilçenin yüzüne yakınını Taliban kontrol ediyor ve bu kontroller de devam ediyor. Geceleri mesela özellikle ben Afganistanlı arkadaşlardan, bölgede bulunan arkadaşlardan aldığım bilgilere baktığım zaman diyorlar ki işte geceleri Afganistan güvenlik güçleri, ordusu çatışmaya girmiyor. Neden çatışmaya girmiyor? Çünkü daha stratejik bölgeleri korumak için
çekiliyorlar. Ve burada ne oluyor ortada? Çatışmadan Afganistan'da Taliban güçleri ilerlediğini görüyoruz. Şimdi benim gördüğüm kadar 34 tane vilayeti olan Afganistan'ın ve Afganistan hükümetinin temel stratejisi ilçeleri kaybetmek ama illerin merkezini büyük korumak, büyük şehirleri korumak ve bunun başında da Kabil geliyor. Kabil Hamid Karzai uluslararası havaalanını kontrol eden aslında Kabil'i kontrol ediyor anlamına geliyor. O yüzden de NATO geri çekilmesi ya da ABD'nin geri çekilmesinden sonra burayı kim kontrol edecek diye tartışmalar var. Bu önemli bir perspektif. Evet, ikinci şey söyleyeyim. Şey açısından baktığımız zaman içeride de bir şu anda Eşref Gani çok ciddi yani basına da sızdı bu. Yani özel bir bilgi değil. Kendi içerisinde de ciddi anlamda izole edildiğini, yalnız kaldığını, bazı kararları alamadığını, hatta bunun için örnek veriyorlar. O yüzden de 25 Haziran'da Amerika'yı ziyaret etti ve orada Biden'la görüştü. İşte bundan sonraki süreç ABD geri çekildikten sonra nasıl bir iç dinamikleri toparlayacaklarını görüştüler. Üçüncü ayak, ben hızlı gidiyorum açıkçası. Türkiye, Afganistan, bizim evet tarihimiz çok onları zaten hep konuştuk. Her zaman da evet, konuşuyoruz. Tarihi ben o konuya girmek istemem ama şunu söylemek isterim bir not olarak. Afganistan bundan 5 sene Afganistan değil. Hatta 1 sene önceki Afganistan değil. Biz ne kadar Osmanlı'yla bir bağımız olsa, bizim ne kadar ciddi anlamda iki toplum arasında, halk arasında bir bağ olsa da, Müslüman olarak da bakın yani şimdi Amerika'nın bana göre Türkiye'yi seçmesinin nedeni, Türkiye'ye gelip burada Kabil havaalanını sen kontrol edemesinin 2-3 sebebi var. Birincisi NATO üyesi Türkiye. Ve NATO içerisinde ikinci askeri güç. İkincisi Müslüman bir ülke. Afganistan'da belki bir şey olabilir. Görüşmeler konusunda bir ılımlılık karşı taraf, Taliban'ı özellikle. Her ne kadar Taliban şu anda diyor ki Türkiye burada bir NATO üyesi olarak kalıyor. Bizim için tehlikelidir. Hatta iki gün önce Taliban sözcüsü Süheyl Şahin'in yaptığı açıklama korkunçtu. Yani Türkiye'ye karşı da. Hepsini biz düşman olarak kabul ederiz diyorlar. Dolaylı yolda. Üçüncü nokta şu. Bana göre ABD buradan geri çekildikten sonra şunu düşünüyor. Eğer bir gün bir daha burada baktıysam Orta Asya'da dengeler değişiyor. Ben burada Türkiye üzerinden NATO üyesidir deyip bir daha geri dönmeyi deneyebilirim. Yani kolaylaştıracak. Bunu, bu bakış açısını maalesef bugüne kadar Türkiye'de tartışılan konulardan hep Türkiye'nin eski bağımız var tarihsel boyutuna bakarken ama ABD bizden ne istiyor? Biz sadece orada Türkiye'yi korumak için biliyorsunuz Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin bütün operasyonlarının önünde duran ABD neden Kabil konusunda Türkiye'nin gelin burayı siz kendiniz işte Türkiye'nin akıllıca bir ihtiyacı var tabii Türkiye aşık bir ihtiyaç var yani. Türkiye akıllıca diyor ki işte Pakistan Macaristan'da olsun biri Avrupa ayağı biri de Müslüman hem de komşu hem de kontrol anlamında. Zaten bana göre Güney Kafkasya'daki yani Türk askeri varlığından sonra kesinlikle Türkiye'nin burada Türkiye'nin orada varlığı ABD sonrası ABD'nin tekrardan Afganistan'a geri dönmesi için kolaylık sağlayacak bir güç olduğunu düşünüyorum. Taha Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Talihsizlik oldu evet. Bir kaza gibi yani önemli bir şey yoktur diyelim inşallah. Geçmiş olsun diyelim. Ondan dolayı geç kalındı stüdyoya Taha Bey. Afganistan meselesini konuşuyoruz. Şimdi Afganistan'da haritayı da verdik ama hani bu haritalar üzerinden de Afganistan'ın tamamı bataklıktır, Afganistan'ın tamamı işte girildiği takdirde çıkılamaz bir yerdir demek de yanlış olur. Tamam Afganistan çok tehlikeli, riskli, ciddi anlamda ama netice itibariyle Ali Bey'in de Oktay Bey'in de vurguladığı gibi Taliban'ın şu an ilçeleri, köyleri, kasabaları kontrol ettiğini, büyük şehirlerin korunmasının şu an için devam ettiğini biliyoruz ve Türkiye'nin de oradaki misyonunun Kabil'le ve hatta Kabil Havalimanı'yla sınırlı olduğunu da, sınırlı olacağını da biliyoruz. Elbette bu oradaki riski yok etmez. Oradaki tehlikeyi, tehlikenin boyutunu tamamen ortadan kaldırmaz. Ama herhalde minimize edilecek olursa bu açıdan da bu şartlar altında Türkiye'nin orada bulunuyor olması bu riskleri azaltır, o tehlikeyi azaltır diyebilir miyiz acaba? Şimdi meselenin Kabil Havalimanı ile sınırlı olacak olması. Şimdi tabii üstadım aslında şöyle
bir NATO harekatı veya uluslararası bir koalisyonun parçası olarak siz Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlendiğiniz takdirde evet dediğiniz doğru. Bu riski minimize ediyor. Fakat tüm uluslararası operasyonların ülkeden geri çekildiği, Amerika'nın başat olarak askerlerini geri çektiği bir atmosferde sadece Kabil Havalimanı'nın kontrolü sizde kaldığı zaman bu sefer ortadaki tek hedef haline geliyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında geçmişe göre daha artan bir risk var. Tabii Afganistan üstadlarında söylediği gibi hakikaten çok karmaşık bir hem coğrafya hem sosyolojisi karmaşık hem coğrafyası çetrefilli ve pek çok farklı etnisiteden oluşan yönetilmesi de hakikaten çok zor bir bölge. Yani Afganistan'da bir Türk ve İslam Cumhuriyeti'nin geçmişi var. Evet. Ciddi bir Türk yoğunluğu nüfus var. Güney Türkistan. Evet, Özbek Türkmenler oluşan. Yine Afganistan, Pakistan ve diğer sınır komşularıyla alakalı ciddi münakaşaları söz konusu süre giden. Öte taraftan Peştunlar var. Taliban burada artık özellikle Amerika'nın çekilmesiyle beraber öne çıkan bir güç olarak hükümet etme görevini üstlenen bir güç olarak görülmesi lazım. Yani Taliban'ı siz salt bir terör örgütü olarak görüp marjinalleştirmeniz gerçeklerden soyutlanmanız anlamına geliyor. Zira beğenin veya beğenmeyin. Orada bir gerçek var. Burada bir siyasi irade ortaya koyabilen bir gerçek var. Nitekim 2000'de Taliban'a karşı savaş açan, Taliban'ı bitirdik diyen Amerika'nın işte 2019'dan itibaren Taliban'la bakan düzeninde görüşmelere başladığını Mike Pompeo görüyoruz. O zaman Guantanamo'ya tıktıkları bir Taliban yöneticisini geçtiğimiz sene ziyaret etti. Katar'da, Doha'da masasına oturttu. Tabii. Yani dolayısıyla artık Amerika'nın da bu gerçeği kabul ettiğini görüyoruz. Bu gerçekleri kabul ederek bizim bir güvenlik perspektifi, siyasi perspektifi yaklaşım geliştirmemiz lazım. Orada ama Türkiye diğer NATO ülkelerinden ve Amerika'dan veya herhangi bir başka güçten farklı olarak çok fazla boyutlu düşünmesi gereken bir ülke. İşte bir yanda kendi hinterlandımız oluşturan bir Türk Müslüman nüfusu var. Türkiye ile ciddi bağları olan. Öte taraftan Afgan halkının tamamı, yani Peştunlardan Özbeklere ve Afgan halkına oluşan tüm unsurlara kadar tamamının Türkiye ve Türk ordusuna karşı bir sevgisi var. Bunu da bir kenara koymak lazım. Öte taraftan Taliban'la alakalı mesela bu süreçte arabuluculuğa varan bir teşriki mesaisi var Türkiye'nin. Çünkü Türkiye'ye daha adil yaklaşımlarını daha dengeli gördükleri için. Diğer taraftan NATO üyeliği sıfatıyla bugüne kadar gelmiş başarılı bir güvenlik misyonu ortaya koyuyor. Bir taraftan da Afganistan'ın siyasi varlığını, toprak bütünlüğünü her koşulda, her zamanda, her zeminde savunan, Afgan halkının refahını savunan ve bunun için çalışan, iyi niyetle savunan bir Türkiye var. Bu tüm boyutları düşündüğümüz zaman ancak Afgan resminin bir kısmına vakıf olabiliriz. Çünkü öte taraftan Afganistan'da kendi gerçekleri var bahsettiğimiz gibi. İşte Rusya'nın girip çıkamadığı, şimdi Amerika'nın girip yakasını bir an önce kurtarmaya çalıştı, paçasını bir an önce kurtarmaya çalıştı. Belki yakın zamanda bölgede yükselen diğer güç olan Çin'in etkilerini görebileceğimiz, sınır çatışmaları meseleleriyle diğer komşularla ilişkilerini tekrar tartacağımız bir Afgan gerçeğiyle de görmemiz mümkün. Tabi burada Amerika'nın oraya geri dönmek amacıyla Kabil hava limanını bize veriyor olması bir ihtimal. Fakat her halükarda tabi şunun peşinde gerek Amerika, gerek NATO, gerek Batı dünyası diyelim buna. Kabil Havalimanı da koparsa Afganistan'ın kendi içine kapanacağını ve tamamen Taliban'ın ve öngörülemez diğer güçlerin içinde bir kaosa sürükleneceğini düşünüyor. Bu bölgede belki de ardı arkası kesilmeyecek bayağı daha büyük bir amfora sebep olabilir, daha büyük bir fırtınaya sebep olabilir diye bir öngörü var. Bu anlamda en azından bir kerteniz noktası olsun, bir mihenk taşı olsun anlamında belki de Kabil Havalimanı'nı elinde tutmak istiyorlar. Ama öte taraftan da bu çekilmenin ülke satında belki bizim dışarıdan görüşümüz olarak bunu söylemek lazım. Güvenlik endişelerini arttırdığını da tespit etmemek gerekiyor. Örneğin biz zannediyorum Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğumuzu birkaç ülkeyle beraber kapattık son dönemde.
tabii Afganistan'daki mesela büyükelçiliğimiz bizim dünyadaki en büyük büyükelçiliklerimizden bir tanesi. Çok müteşekkil, çok müesses bir büyükelçilik. Buraların sürmesi çok çok önemli. Havalimanının misyonu da bu anlamda Türkiye'nin şu anda tabii bu tabloda en uygun ülke Türkiye olarak kalıyor. Yani şimdi hani Kabil ile Afganistan'ın geri kalanını birazcık ayrıştıracak olursak, hani Kabil Afganistan'ın geri kalanından daha güvenli, daha korunaklı bir yer. Nispeten, ve evet. Taliban'ın da hani her yere ulaşabilir ama buraya ulaşması çok zor diyebileceğimiz şu bir an yer. İçin böyle. Yani şu an için bu gerçeklik var ama 6 ayla 1 yıl içerisinde istihbarat raporunda her yerini kontrol ettik. Tabii, ve tabii. Çok hızlı ilerledik. Şeyde evet. Biz burada emirlik kuracağız. Ondan sonra herkesle ilişkiler kuracağız diplomasi anlamında. Bu Türkiye için de geçerli. Diyorlar ki biz NATO üyesidir. Evet, biz Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ama ne zaman? NATO geri çekilecek. Biz emirliği ilan edeceğiz ve burada bir şeriat devleti kuracağız. Ondan sonra Türkiye bizi tanıyacak. Diplomatik ilişkiler öyle. Yani Taliban'ın mesela üstadın dediği gibi daha evvelinde bize karşı yaklaşımı son derece olumluyken, biz neredeyse hakem pozisyonuna koyarken, Kabil Havalimanı ile alakalı Türkiye misyonunun açıklanmasından, konuşuyor olmasından sonra doğrudan Türkiye'yi tehdide varan ifadeler kullanması burada bir perspektifleri olduğunu ortaya koyuyor. Bunu dikkate almak, ciddiye almak bence önemli. Tabii burada Türkiye'nin yaklaşımı bence çok çok değerli ve Pakistan bir yaklaşım. Mesela, değil mi? Yani tek başına biz burayı alalım, yapalım, üstlenelim değil. Yani evet, Afgan halkı bizi seviyor Taha Bey, doğru. Bugüne kadar kazara bile olsun bizim herhangi bir merminin işe düşmediğine dair bir bilgiler var. Bu yüksek ihtimalle doğru. Halkla alakalı yani diğer ülkelerin mesela bazen Türk bayraklarıyla, Türk peçleriyle gezdiği, bu tabii görüldükten, anlaşıldıktan sonra bunun sona erdirildiği söz konusu ama Türk beşlerini burada kullanmalarının veya bayrağını kullanmalarının sebebi şerefli bayrağımızı Afgan halkının veya Taliban dahil herhangi bir grubun saldırısına uğramamak diğer ülkeler bakımından. Bu kadar bizi seviyorlar. Fakat bu sahadaki olası bir güvenlik krizi karşısında anlamsız olabilir bu sevgi. Yani çünkü artık başka bir siyasi gerçekliğe uyanıyorsunuz. Bir yıl evvelki üstad dediği çok doğru. Gerçeklikten bambaşka bir gerçekte evliyoruz. O anlamda bizim buradaki Kabil Havalimanı ile alakalı meseleyi de sükunetle ve derinlemesine ele alıyor oluşumuz bence çok çok değerli. Biz de zaten bunu tek başımıza, evet biz Afganlar bizi çok seviyor, Afganistan bizi değer veriyor diye almıyoruz. Gerçekten işte binlerce yıllık devlet aklımıza ve harici aklımıza layık şekilde düşünerek, tartarak ve mümkün olduğu kadar paydaşları bu paydaşların elini bu taşın altına koyarak almaya gayret ediyoruz. Burada Pakistan ve Macaristan hem ikili ilişkilerimizin önemli olması, ikili ilişkilerimizin çok iyi olması bakımından hem de bir tarafın Batı dünyasının, bir tarafın ise Afganistan'ın komşusu ve Afganistan'la ciddi ilişkiler ağı olan bir ülke olması bakımından çok önemli. Aynı zamanda Pakistan'ın tabii güvenlik ve istihbarat gücünü de dikkate aldığınızda bir stratejik değerinde de altını çizmek lazım. Pakistan bugün mesela IIT üyesi ülkeler arasında da istihbarat gücü bakımından öne çıkan bir ülke. Bu bakımdan da bence değerli. Tabii burada ama Türkiye'nin her halükarda bir çok uluslu kuvvet olarak yer almak, belki onun lideri ama çok uluslu bir misyonun temsilcisi olarak orada yer almak istediğini görüyoruz. Bence bu çok önemli ve doğru bir yaklaşımdır. Nitekim bugün Sayın Akar'ın kendi mevkidaşıyla, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin herhalde yarına da uzadığını görüyoruz. Demek ki buradaki müzakereler ve görüşmeler daha da detaylıca ele alınacak, gidecek. Tabii bizim şahsen benim baktığım yer Afgan halkının refahı. Çünkü hakikaten bu güzel halkın, güzel milletin pek çok farklı unsurdan ve renkten müteşekkil bu güzel halkın ve milletin artık onlarca yıldır çektiği bu çileden bir an evvel kurtulması lazım. İşte mesela bu Taliban'ın ilerleyen güçleri sebebiyle on binlerce Afgan'ın İran sınırını geçip Türkiye ve Avrupa'ya doğru yürümekte olduğunu dair haberler şu an düşüyor maalesef. Bu insanlar ordu mensupları, askerler. Yani bakın Afganistan devleti, evet bir devlet tanıyoruz ama toprak bütünlüğü olsun, hakimiyet olsun, hükümet etme etkisi olsun bunlar konusunda belli erozyonlara uğramış bir devlet. Ki ordu mensuplarının, on binlerce sayıya varan ordu mensuplarının İran sınırını geçip Türkiye'ye ve Avrupa'ya bir şekilde iş, aş,
refah bulmak umuduyla yürüyor olması bence tablonun ne denli vahim olduğunu gösteriyor. Çok net, evet. Remzi Bey, var mı ekleyeceğiniz bu konuda? Üç nokta ekleyeceğim hocalarıma. Öncelikle Afganistan uzun yıllar zaten başarısız devlet olarak tanımlanıyordu, biliyorsunuz. Şimdi bu sürece nasıl geldik? Her birimiz tarihsel arka planı, yakın dönemi biliyoruz. Biliyorsunuz 11 Eylül saldırılarının hemen peşi sıra NATO şemsiyesi adı altında Amerika adına işgal ya da harekat, ne derseniz harekat yapıldı. Bu harekatın temel iki nedeni vardı. Öncelikle El-Kaide militanların bertaraf edilmesi, sonrasında Taliban ve Taliban'a bağlı grupların saf dışı bırakılmasıydı. Ama döndük dolaştık nereye geldik? Demek ki işgal ya da o harekat hiçbir işe yaramadı ve daha da Afganistan'ı, bu başarısız devleti işin içinden çıkılmaz hale getirdi ne yazık ki. Hocama bir ekleme yapmak istiyorum. Güzel bir tanımlama. Çin'in de buradaki rolünü gerçekten küçümseyemeyiz. Sessiz bir hareketlilik içerisinde Çin. Tıpkı Orta Doğu'daki diğer ülkeler gibi İsrail üzerine de yoğun yatırımlarının olduğunu görüyoruz son dönemde. Amerika'yı, özellikle Trump yönetimini de rahatsız ediyordu Çin'in İsrail'deki bu finans hareketliği ve yatırım hareketliği. Özellikle Hayfa limanında gerçekten müthiş yatırımlarının olduğunu görüyoruz Çin'in. Son dönemde Afganistan üzerindeki bu sessiz hareketliliği Türkiye'nin de dikkatimizden kaçmıyordur diye düşünüyorum. Yine hocama son bir ekleme yapmak istiyorum. Burada yumuşak güç enstrümanlarıyla nereye kadar ilerleyeceğiz? Çok güzel bir şey bu. Uluslararası ilişkilerde önemli bir konu. Bir ülkenin uluslararası halkla ilişkileri ve kamu diplomasisi adına gerçekten bir ülkenin yumuşak güç enstrümanlarını kullanarak diğer ülkelerin, özellikle rejimleri ya da devletleri değil de halkları üzerindeki etkileri çok önemli. Bir ülkenin imajı açısından, ama Afganistan'da nereye kadar biz bu yumuşak güç enstrümanlarını kullanarak ilerleyebileceğiz? Yani yeni bir strateji gerekiyor artık. Madem Kabil havaalanı ve genel olarak Kabil'in güvenliğinde yoğun katkılarımız olacaksa ileriye dönük olarak geçmişten bugüne, bundan sonra yine yumuşak güç enstrümanlarını öne alarak mı devam edeceğiz bu yola? Yoksa yeni bir strateji belirlenecek mi? Burada asıl sorunun bu olduğunu inanıyorum. Belki Taliban yönetiminde, Taliban'ı da rahatsız eden nokta da bu. Yani Türkiye geçmişteki bu rolüne devam edecek mi, yoksa farklı bir strateji mi uygulayacak? Örneğin askersel açıdan ne gibi stratejilerimiz olacak? Tabii şu anda yeni dönemin başında olduğumuz için hani genel bir geniş bir yorum yapmak gerçekten şuraya ileriye dönük olarak varsaymak da bazı şeyleri kolay değil. Benim de görüşüyor ama geçen hafta da iki önemli ziyaret yaptı peş peşe. Kırgızistan, Tacikistan. Libya sürecini hatırlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki o zaman o dönemde sadece Cumhurbaşkanı değil, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı birlikte olarak bir Cezayir-Tunus, arka arkaya Cezayir ve Tunus ziyaretleri olmuştu. Özellikle Tunus çok da sürpriz bir ziyaret olmuştu. Aralık ayıydı zannedersem. Ve Türkiye şunu yapmıştı. Yani Libya'da bir varlık fiili olarak başlatmadan önce Libya'nın sınır komşularıyla, ki Tunus'un hem denizden hem karadan sınırı var, orayla bir temas kurmuştu ve oradaki Fransa etkisini özellikle kırılmasında bir önemli bir adım atmıştı. Doğru. Ve onun şeyini de, avantajlarını da sağladığını görmüştü Türkiye. Evet. Şimdi benzer şekilde tanımlayabilir miyiz Kırgızistan, Tacikistan ziyaretlerini ya da oradaki yapılan temasları? Afganistan'da böyle bir misyon olursa ve başlarsa bunun öncesinde o ziyaretler bu anlamda değerlendirilebilir mi? Bir de yanına Pakistan ekleyelim tabii ki. Önemli bir nokta yakalamışsınız. Yani bu anlamda bir benzerlik var hakikaten. Türkiye Libya'ya işte güvenlik anlaşması yapıp asker göndermeden önce ya da tam o esnada işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus ve Cezayir ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerin şöyle bir faydası oldu. Tabii Tunus içinde bir şey yok, bütünlük yok işin gerçeği. Yok. Muhalefet var. Türkiye karşı da tabii o muhalefet var. Türkiye, hani o dönemki beklentilerde Türkiye Tunus'a askeri üs kuracaktı. Evet. Öyle bir yani, şey değil. Fakat bunlar bir şekilde dış müdahaleler engellendi. Ama en azından şu Cezayir biraz daha yakındı Türkiye'ye. Hatta son dönemlerde Cezayir Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Biz Trablus'u artık kırmızı çizgi olarak belirledik ve bu darbeci güçlere asla bu çizgiyi aşmamalarını söyledik o dönemde. Yani orada yapılan iş Türkiye'nin destekleyeceği meşru yönetime bir destek sağlaması. Yani en azından Tunus, mesela Mısır gibi ya da diğer işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün gibi darbeci güç, Hafter ve diğer darbeci güçlere destek vermedi.
daha çok Türkiye'nin pozisyonuna yakın pozisyon aldılar. En azından tarafsızlığını sağladı Türkiye. Yani çok katkısı olmasa da tarafsız bir konum benimsediler. Dolayısıyla faydası oldu. Aynı şey hiç kuşkusuz Tacikistan, Afganistan'a komşu. Kırgızistan. Önemli bir etkileşim var. Kırgızistan sınır yok galiba. Var. Kırgız bir şey de var. Yani Afganistan'da epey bir o bölgelere yakın bölgelerde bir nüfus da var. Dolayısıyla bunlar etkileşime açık. Yani özellikle işte bu haberlerde var 20 bin Tacik asker tekrar bölgeye sınıra gönderildi vesaire. Fakat yani ben yani bölgeye müdahil olan işte arkadaşlar Çin teşebbüsün en azından müdahalede olmasa bile değindiler. Hindistan'ın da gene önemli faaliyetleri burada var. Burada mesela Taliban'ı konuşurken hangi ülkeyi yanında koymalıyız ilk önce? Peki, tamam. Pakistan mı, Çin mi, Hindistan mı? Yani şunu demek istiyorum. Amerika ve Batı belki çekiliyor ama diğer güçler de tekrar Afganistan'a yerleşmek için fırsat bekliyor. Rusya'nın önemli bir etkisi olacaktır ve Taliban'la bir diyaloğu var uzun süredir. Evet. Belki desteği de var. Yani bir şekilde Taliban bu kadar silahı nereden alıyor? Yani dolayısıyla Çin'in bir takım atakları olacak. Hindistan'ın bir takım faaliyetleri var. Yani Asya'nın büyük güçlerinin hepsi gözleri. İran'ı gördük bugün değil mi? İranlar da bir toplantı yaptılar. Mutlaka İran açısından aslında Taliban'la ideolojik olarak yani işte biraz mezhepsel çatışma olmakla beraber İran açısından büyük bir kazanım, stratejik kazanım olacak. Amerika'nın İran'ın doğu sınırlarından çekilmesi. Yani İran kendine bir tabii Amerikan varlığını tehdit olarak algılıyordu. İran açısından stratejik bir kazanım sayabiliriz. Demek istediğim şu ki yani bölgenin bütün güçlerinin gözleri Afganistan'da olacak. Yani işte stratejik ya da jeostratejik önemi nedeniyle. Onun için Türkiye yani bu anlamda çok rahat olmayacak. Onun için bu belki Amerika ile görüşmeler, şartlar üzerinde işte tartışmalar uzun sürüyor. Tabii Taliban deyince Pakistan. Yani Taliban'ı kuran Pakistan ve Amerikan istihbarat işin gerçeği. Ondan önce El-Kaide kuruldu. Evet. Daha sonra Amerikan işte Taliban devreye sokuldu. O dönemde biliyoruz ki yani biz de 90'lı yıllarda Pakistan medreselerinde yüz binlerce Afgan genç okuyordu. Bunlar bir şekilde organize edildi. Ben o dönemde Pakistan'daydım. Hani görüyordum işte medresede Peşaver, toplantılar vesaire. Sadece Peşaver değil. Karaçi'de, Lahor'da, Pakistan'ın bütün önemli şehir. Zaten Peşaver Afganistan'ın başkenti gibiydi. Yani bütün faaliyetler Peşaver'den organize ediliyordu ama Pakistan'ın diğer bölgelerinde de önemli işte öğrenciler, göçmenler vesaire. Yani şu an Suriye'de. Peki şu an için gelen noktada Taliban'ın etki anlamında Pakistan'ın rolü ne oldu? Kesin olarak Pakistan istihbaratı etki ediyor. Hem hani şöyle deriz ya mesela çok benzetmek belki doğru olmaz. İşte Hamas'ı konuştuğumuz zaman işte akla Türkiye gelir, Katar gelir. İşte Yemen'de Husiler dendiği zaman akla İran gelir. Yani Taliban denince benzetme olsun diye söyleyebiliriz. Yok, Taliban onları birebir benzetmek açısından söylemiyorum. Ya, anlaşılması açısından Taliban deyince Pakistan. Birinci Pakistan sırada bunu koyarız. Pakistan'ın hiç kuşku yok bunda. Yani bu bir. İki zaten Taliban büyük ölçüde şeyden Peştun unsurundan müteşekkil. %40'ını oluşturuyor. Büyük ölçüde. Dolayısıyla Pakistan yani Peşaver Peştu bölgesinin başkenti aynı zamanda. Evet. Böyle bir yani ırksal, etnik bağlantı da var. Yakınlık Pakistan'da ve bağlantı da var. Peştular, Pakistan biliyorsunuz Pakistan ve Afganistan arasında bölünmüş bir halk. Dolayısıyla böyle bir etnik bağlantı akrabalık da var. Organizasyon, bağlar, akrabalık bağları vesaire Pakistan'ın mutlak diyebileceğimiz bir etkisi var. Dolayısıyla işte Türkiye Pakistan ismini burada hani gündeme getirdi. Zaten Türkiye Pakistan Afganistan arasında biliyorsunuz üçlü bir mekanizma var. Bu belki son dönemlerde aksadı. Yani başkanlık düzeyinde toplantılar oluyordu. Evet. Pakistan-Afganistan ihtilaflarının giderilmesi açısından Türkiye'nin katkıları oluyordu. Dolayısıyla Pakistan'ı Türkiye'ye yanına almak istiyor. Ama Afganistan'daki birçok kesim de Pakistan'a karşı şöyle, yani Taliban'ın Pakistan tarafından desteklendiğini dolayısıyla Pakistan'ın nüfusunu artırmak istediği şeklinde düşünenler de var. Bunlar da Pakistan
şeyine karşılar. Evet. Tabii bunlar da Pakistan karşıtı. Bunlar daha çok belki evet. Hindistan'a veya da başka. Belki o denge Çin'e... belki o denge belki çarpılabilir yani teraziye konduğu zaman dengelenebilir. Yani şunu kısaca hemen bırakıyorum. Pakistan önemli. Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri çok çok önemli. Neredeyse evet. hiçbir ihtilaf yok. Pakistan üzerinden Taliban ikna edilirse öyle zannediyorum ki sorun bu güzel bir formül. Evet, güzel bir formül ama tabii kulağa bu kadar hoş gelen bir formül. Yani sağda da bu hemen direkt işleyecek diye bir şey yok Ali Bey. Evet. Çünkü mesela şimdi Türkiye bunu ilk başta söyledi. Pakistan yani Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde görüştüklerinde bu konu gündeme geldiğinde Türkiye Pakistan dedi. Macaristan'la birlikte. Şimdi ama peki Amerika bunu ne diyecek? Yani Türkiye bu işi Pakistan'la birlikte çözebilir Taliban'a olan etkisinden dolayı. Sorunları azaltır ve ciddi yol kat edebilir. Varsayalım böyle. Bu iyi bir formül. Çok da uygun. Evet. Akla mantığa, sahaya da uygun, gerçekliğe de uygun. Peki Amerika buna ne der? Yani Amerika Trump döneminde işte düne kadar Pakistan'ı teröre destekle suçluyordu. İşte birçok noktada Çin'le irtibat yüzünden Pakistan'la görüş ayrılığı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada öldürdü. Yani tabii yani Laden'de var. 2011 yılında. Yani Amerika Kabil'i Türkiye korusun derken işin içine bir de Pakistan'ın eklemlenmesi, çünkü o zaman onların da kafasını karışacak. Yani Pakistan'da girdi, Çin'de olacak. İşte yani bütün Amerika'nın orada istemediği aktörler bir anda türeyebilir. Evet. Amerikalılar böyle düşünür mü? Ben öyle düşündüklerini düşünmüyorum açıkçası. Şöyle yani Amerika'nın şimdi önceliği şu. Türkiye olsun başta. Bir de sonrasına bakarız. Hayır o da değil. Türkiye'nin seçtiği ülkeler önemli. Yani mesela Türkiye orada Çin olsun, Rusya olsun deseydi ciddi bir karşılık şeklinde tepki alabilirdi. Ama şimdi Pakistan'da zaten biliyorsunuz ABD ile ilişkileri biliniyor. Macaristan dediğiniz Avrupa Birliği boyutu var. Evet. Ama Türkiye zaten bu yüzden bunları şey yapıyor. Katar derseniz zaten Katar'da geçtiğimiz sene yani 29 Taliban'a Şubat 2020 tarihinde müzakerede anlaşma yaptılar. Yani şimdi Türkiye'nin aslında ABD'yi karşısına alacak aktörleri şimdiye kadar bölge ülkelerini öne sürmedi. Mesela Türkiye deseydi orada İran olacak. Orada Amerika'nın çok ciddi anlamda tepkisini alırdı. Ki bence Afganistan konusunda, Taliban konusunda biz Pakistan'ı konuştuğumuz gerçekçi kadar İran olmazdı tabii. Evet, Türkiye İran arasında o bölgede lazım. Bir evet. rakabet de var yani. Şimdi kesinlikle. Geçelim. Şimdi mesela bugünkü Dışişleri Bakanı Zarif, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açılış konuşmasını yaptığı Taliban'la Afganistan hükümeti arasında bir görüşme yapıldı. Yani bu biz Pakistan'ı konuşurken diğer taraftan unutmayalım bir İran etkisi de çok ciddi anlamda Taliban içerisinde var. El-Kaide'nin bazı liderlerinin İran'da olduğu iddia ediliyor. Yani bu hatta Zawahiri dahil bunun içerisinde gerçek. Lideri olan. Yani bunlar tabii bölgesel denklemlerini de bilmek lazım. Biz Türkiye'den baktığımız zaman bakın Türkiye'de böyle bir şey var. Genellikle bunu bazı şeyler yapar, çalışma yapan arkadaşlar. Türkiye'den bakalım. Hayır, aslında biz Afganistan'dan Türkiye'ye bakalım. Ya da herhangi bir çatışmalı bölgeden, kriz yaşadığımız bölgeden gidip işte Avrupa'dan Türkiye'ye bakmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'yi anlamanın ya da Türkiye'nin oradaki pozisyonu anlamak sadece Türkiye'den bakmak yeterli olmayacağını düşünüyorum. O yüzden burada baktığımız zaman biz Afganistan konusunda Taha Bey sadece biz burada güvenlik ve siyasi bir de bir ciddi bir ekonomik meselesi de var. Türkiye'nin bugüne kadar Afganistan'da 10 milyar dolar sadece yatırımı söz konusu. Yumuşak güç olarak bunu ifade edersek. Diğer taraftan Afganistan'a ABD 2016 ile 2020 yılları arasında Afganistan yıllık bütçesine 15,2 milyar dolar sadece NATO ve Amerika'nın bulunduğu için oraya bütçesine destek olmuştur dışarıdan. İşsizlik oranına baktığımız zaman Afganistan'daki işsizlik oranı geçtiğimiz yıl %24'tü. Şimdi %38. Birleşmiş Milletler'in son raporuna baktığımız zaman Amerika geri çekildiği zaman tamamen şimdi %90'ı geri çekildiği açıklanıyor CENTCOM tarafından.
sadece geri çekildikten sonra NATO veya ABD'nin Afganistan'ın 6 milyar dolara acil yardıma ihtiyacı var. Bunun kim karşılayacak? Bunun bir kere bunu biz sadece Kabil üzerine odaklanmış bir Amerika var. Çünkü orada stratejik bir bölge. Mesela Avustralya diyor ki NATO geri çekilirse ben Kabil'deki büyük elçiliğimi kapatacağım. Hmm. Bir kere bu başı başına bir sorun. Peki yani bu süreç nereye götürür? İç savaşa mı gider, bölünür mü? Ben iç savaşın zaten şimdi her ne kadar belli olmasa da hükümetin bir kere iç savaşı kim yapacak ona bakmak lazım. Şimdi hükümet ya da güvenlik güçlerinin bugüne kadar belirlediği performansına baktığımız zaman çok çatışacak bir Taliban'la karşı karşıya gelecek bir güç yok orada. Amerika zaten şunu söyleyeyim, bir açıklama da var. Amerika'yı biz geri çekiliyor tamamen artık askeri bulunmayacak diye bir şey yok. Orada Pentagon'un açıklaması var. Diyor ki biz orada diplomatik misyonlarımızı korumak için 650 civarında bir asker bırakacak. Bu çok önemli bir rakam. Yani Taliban da diyor biz neye anlaştık? Tamamen geri çekileceksiniz. Zaten bir kere daha biz şunu tartışmamız lazım aslında tabi. Neresinden bakarsanız bakın Maras çıkacak yani. Bir kere şöyle Amerika ile Taliban arasında hala tam anlamıyla bir anlaşma yok. Evet. Geri çekilme konusu Amerika'yı biz Suriye'de, Irak'ta gördük. Yani hep söz verir, anlaşma yapar. Taliban da şöyle bir durum var. Taliban'la daha önceki tarihsel boyutuna baktığımız zaman 98 yılında Taliban'la ateşkes ilan edildi ama daha sonra İran Başkonsolosluğu'na bir baskın yaptılar. 11 kişi içinde diplomatların olduğu kişiler öldürüldü. Diğer taraftan baktığınız zaman eski Afganistan başkanını kaçırdılar. Yani öldürdüler, attılar ortaya. Yani şimdi Taliban'a da bir güven söz konusu olması gerekiyor ki o güven görülmüyor. Amerika hala bence Taliban'da tam anlamıyla geri çekilme konusunda bir anlaşması yok. Bence biraz uluslararası deneme yapıyor. Deneme nedir biliyor musunuz? Kim burayı dolduracak? Bakayım Çin ne yapacak? Avrupa ne yapacak? İşte bu biz Avrupa ile beraber hareket ediyor diyoruz ama Rusya ne yapacak dediğim gibi. Yani İran ne yapacak? Orada Tacikistan'la sınırı olmasına rağmen Pakistan, Türkiye. Yani ben biraz bu konuda laboratuvarda iyi bir deney konusu olduğunu düşünüyorum Amerika'nın zihninde ve bu bir stratejik hamle de olabilir. Ama Türkiye'nin şu konuda çok ben gerçekten... Evet, şunu diyorsunuz yani belki Amerikalılar hiç gitmeyecek bile. Gitmeyecek bile diye düşünüyorum. Evet. Bakın yani her ne kadar bu açıklamalar 650'yi zaten peşin açıklama yaptı. Onu açıkladı. Yani Amerika için bahane çok. Yarın şey diyecek, işte bakın burada ben tam geri çekileceğim dedim. Taliban ilerliyor, işte biz Taliban'la anlaşma yaptık, siyasi sürece müdahil olmuyor. Burada bir emirlik kurmak istiyor, işte El-Kaide tekrardan burada ortaya çıkacak. Biz bunları nasıl yapacağız diye. Yani bir de muhtemelen... kuşak yol projesi Çin'in ortaya çıkınca Amerika bunu nasıl engelleyecek? Yani Pakistan da buna biraz yani destek verdiğini görürsek 62 milyar dolar az değil Çin açısından baktığımız zaman. Pakistan için de Afganistan için de çok büyük para. Az önce dedim yani belirttiğim gibi Birleşmiş Milletler raporunda ya da yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 6 milyar dolar acil ihtiyacı var. Geri çekildikten sonra Afganistan'a ihtiyacı var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bence Amerika için bahane zaten nasıl uluslararası ne dedi? Küresel Bush çıktı o zaman 11 Eylül'den sonra küresel terörle mücadeleyi başlatıyoruz diye Irak, Afganistan önce sonra Irak'ı işgal ettiyse bulmak çok kolay. Daha sonra bahane da kimyasal silah yok diye Irak işgal ettikten sonra yaşanan gelişmelere baktığımız zaman. Şimdi burada benim dikkat çekmek istediğim bir kere Afganistan'da 11 milyon 40 milyonluk Afganistan nüfusuna sahip yaklaşık 40 milyon. 11 milyon Afgan vatandaşı şu anda fakirlik sınırında. Diğer taraftan baktığımız zaman Afganistan'ın biz biraz ekonomisini de tartışmamız lazım diye düşünüyorum. Gayri safi milli hasılasına baktığımız zaman kişi başına 500 dolar düşüyor. Yani bütün bunlar sizi bu gruplara kim size burada ekmek getirecek daha doğrusu? Bakın Çin orada boşuna 62 milyarı her ne kadar iddia da olsa ya da bunun için hazırlık içerisinde diye bir adım atılıyor gibi uluslararası medyaya bunun rüzgarı bile yeter diyorsun. Tabii ki o çok önemli. Ben hep düşünüyorum
Amerika yıllardır Orta Doğu'da ya da gittiği bölgelerde hep askeri üs, askeri güç kurmaya çalıştı ve güvenlik sorunlarını gündeme getirerek iktidarların güvenliğini sağlamaya çalıştı ama Çin gerçek anlamda bir ekonomik üs kurmaya çalışıyor. Evet. Bu İran'da 400 milyar dolar, Irak'ta 500 milyar dolar. Ve şu an Amerika bakıyor, biraz etrafı yani gözetleyecek, belki de bence ben şunu söyleyeyim. Rahat karşılayabilir. Yani 6 milyar acil ihtiyaç var. Tabii vesaire ama dediniz. Bunun şimdi bir hocam, şöyle bir de bunun görüş var. Ki, şunu söyleyeyim, evet. Belki üzerine siz bir şey dersiniz. Evet. Yani burada şöyle bir analiz de var. Amerika çekilerek, kısmen çekilerek biraz Afganistan'ı kaosa itip Çin'in bu yol projesini evet. engellemek istiyor. Çünkü o zaman da aklı şey geliyor, bu uluslararası terör yuvası haline mi gelecek? Yani, yani bir Daesh Orta Doğu'dan Orta Asya'ya mı taşınacak? Kaosa iterek burada hem Rusya'ya Orta Asya üzerinden dolaylı olarak hem Çin'e, özellikle Çin'e büyük rahatsızlık vermek istiyor. Yani oradaki istikrarı bozup Çin'in bu önemli projesine engel olmak şimdi istiyor. Şimdi şöyle bir şey şeklinde, var. Biz şunu unutmayalım. Amerika istikrarlı bir Afganistan zaten arkasında bırakmayacak. Türkiye şimdi fırsatlar var, tabii ki riskler var. Bana göre Türkiye için riskler daha fazla fırsatlardan. Şey anlamda, güvenlik açısından. Şimdi asker bulundurmak, bir yeri korumak, öyle Afganistan gibi terör yuvası dersiniz, radikal gruplar dersiniz, kendi içindeki çatışmaları dersiniz, ne dersiniz deyin adına. Ama bunun sonucunda Türkiye için elbette ki bir riski vardır. Ben riskinin daha fazla olduğunu düşünüyorum, açık evet, söyleyeyim. Kazanımlardan ziyade riskler var mı? Yani mesele sadece o havalarını zaten korumak değil. Tabii. Havalarını korumak için şehre takim olmanız lazım. Kesinlikle. Yoksa havalarını dediğiniz gelen belli bir bölge kuşatılır. Büyük sıkıntı yaşar. Tabii. Şimdi bir taraftan bakınca iyi bir pencere yakalayabiliyoruz. Afganistan, işte tarihsel, kültürel bağlar, hangi Türkiye'nin oradaki varlığı açısından. Efendim? Hangi taraftan bakınca iyi bir pencere yakalıyorsunuz? Konuştuklarımıza bakıyorum. Yani şimdi yaklaşık 45 dakikadır konuştuklarımızın evet. özeti olarak. Bakınca evet, çok güzel bir manzara çıkıyor. Pakistan'la da anlaşılır. Taliban'a ama da, Türkiye çok temkinli. Evet, Taliban'a da orada bir rol biçilir vesaire, anlaşılır, uzlaşılır. İyi bir şey çıkıyor. Ama öbür taraftan da bakıyorsunuz. Ya bakıyoruz yani, deminden beri konuştuklarımız hakikaten işin ucunda iç savaş var ya da işte uluslararası terör yuvası haline gelmesi var. Ucu açık. Yani kestiremiyoruz. Herhalde en kestiremeyen olan şunu söyleyebiliriz. Yani bu önümüzdeki süreçte Orta Doğu'dan daha çok bu bölge mi konuşuyor olacağız? Şimdi üstadım şöyle. Hakikaten ben deminki soruyu retorik olarak sormadım. Ben bakıyorum burada iyi bir pencere göremiyorum. Yani en iyi pencere bile hayır, kazanımlar çok, açısından. Çok hayır, Türkiye'nin oradaki kazanım da ciddi anlamda ben çok kazanımı bir kazanımı görmüyorum mu açıkçası. ama burada yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Niye gerekiyor? Birincisi tarihsel sorumluluğumuz gereği gerekiyor. Yani oradaki Türk kökenli halklara, Müslüman halklara, Afgan milletinin bize olan sevgisine yönelik gerekiyor. Bir de oradan ciddi bir göç dalgası, bakın şu anda bile 10 binden fazla insan göç ettiğinden bahsediyor. Daha büyük bir göç dalgasının kapımıza dayanmasıyla alakalı bir riskten dolayı gerekiyor. Veya orada eğer böyle bir çöküntü yaşanırsa, Allah muhafaza, bölgedeki diğer ülkeleri içine alacak daha büyük bir kaos ortamı, işte biraz evvel Orta Doğu'daki acaba riskler oraya mı taşınıyor diye böyle bir ihtimale karşı gerekiyor. NATO üyesi olduğumuz için gerekiyor. Türkiye olduğumuz için gerekiyor. Yani burada bizim kazanımdan daha ziyade maddi ve manevi sorumluluklarımız gereği buraya girmemiz gerekiyor. Evet. Ama baktığımız zaman yani mesela havalimanının güvenliğini sağlamak. O zaman araya gireceğim, tabii. Şunu soracağım. Libya'daki, Suriye'deki, Azerbaycan, Karabağ'daki askeri varlığımız, askeri desteğimiz bunlarla kıyaslanamayacağımız bir durum. Tabii. Çünkü oralarda hakikaten maddi ve manevi kazanımlarımız da vardı. Ve burada devletler içinde menfaatler gereği hareket ederler. Bu menfaatlerimizi de karşılayacak bir fırsat penceresi vardı. Evet. Ama aynı zamanda oradaki milletlere de ciddi faydamız oldu. Yani bugün Libya'nın meşru hükümeti eğer hükümet edebiliyorsa bu Türkiye'nin oradaki kararlı duruşu, ilkeli duruşu ve güçlü duruşu sayesindedir. Yumuşak gücümüzle belki yani yumuşak gücümüz aslında bizim şöyle benzetmek belki doğru olur. Demir yumruğumuzu saran kadife eldivenimizdir. Ama biz o demir yumruğa sahip olmadığımız takdirde kadife eldivenin bir anlamı yok. Sadece güzel. Türkiye'nin eğer gambot diplomasinin ötesine geçer şekilde sahada aktif şekilde hem Karabağ'da hem Libya'da olması düşünülseydi bugün 2021 yılında farklı bir dünya haritasından bahsediyorduk.
Hakeza Katar'da mesela. Katar'da o kriz yaşandığında biz güçlü şekilde duruşumuzu ortaya koymasaydık bugün Orta Doğu'da başka krizli bölgelerden bahsediyor olacaktık. Mesela havalimanının güvenliğinden bahsediyoruz. Çok yakın geçmişte hatırlayalım. 650 askerden bahsetti Üstad. 650 askerin hiçbir önemi yok. Ehemmiyeti yok. Bunu gördük. Libya'da gördük. Libya'da dünyanın en iyi korunan belki büyükelçiliğini bir gecede tarumar ettiler. Amerikan büyükelçisini öldürdüler. Evet. Birçok çalışanla beraber. Bu hepimizin yaşadığı, gördüğü, canlı yayında izlediği bir durumdu. Evet. Neredeyse Irak'ta, Bağdat'ta. Bingazi'de öldürdüler. Bingazi'de. Konsolosu binasında büyükelçiyi öldürdüler. Tabii. Aynı şey neredeyse Bağdat'ta Yeşil Bölge'de yapılacaktı. Yeşil Bölge'ye girip çıkmışsınızdır zannediyorum. Ben de 2019'da pandemi öncesinde daha gitmiştim. O zaman bile çok güvenli bir yer olmasına rağmen işte birkaç ay evvel bundan değil mi? Belki bir yıl geçmedi daha Yeşil Bölge'ye saldırdılar. Yeşil Bölge'nin güvenli olmadığını dünyaya gösterdiler. Bugün bile hatta dün galiba bir yine terör saldırısı yaşandı. Dolayısıyla Taha Bey buralar bakın bir de Bingazi olsun Bağdat olsun. Buralar hakikaten medeni altyapısı olan ve ciddi anlamda gerek insan kaynağıyla gerek makinayla istihbarat ağına sahip olunan yerler. Ama Afganistan'ın ben böyle olduğunu pek sanmıyorum. Bu anlamda da ciddi anlamda güvenlik riskleri var. Coğrafi olarak da var. Yani. Coğrafi olarak da dağlık. Yani. Coğrafi olarak zaten Afganistan'ın tamamını kontrol etmek hakikaten mümkün değil diyeyim. Ama belki mümkünse bilmiyorum. Evet. Mümkün değil. O zaman ne yapılmalı? Yani şu an farklı mesela yok. Türkiye ne yapmalı? Türkiye mesela Macaristan dedi, Pakistan dedi, bütün askeri istihbarat desteği sağlanmalı dedi, ekonomik olarak bunun bir finansı sağlanmalı dedi. Bunun bir de külfeti var ciddi anlamda. Şimdi Üstad tabii hani ben politika yapıcılara akıl verecek mertebede değilim. Üstadlarımız çok daha derinlemesine biliyorlar. Bizim bilmediğimiz çok daha başka bilgilerle, çok boyutlu bilgilerle meseleye yaklaşıyorlar. Ama benim veçemden, baktığım yerden şöyle görüyorum. Bence Türkiye doğru bir noktada duruyor. Bir, bunun uluslararası ve çok uluslu bir yaklaşım olması gerektiği şart koşuyor. İki, burada Afganistan'la alakalı en doğru ve en iyi istihbarata sahip olan Pakistan'ı mutlaka yanında istiyor. Evet. Bu şarttan vazgeçmiyor. Üç, sadece Pakistan, Türkiye gibi hani iki Müslüman ülkenin omuzundan yıkılsın, herkes geri çekilsinden ziyade Macaristan'ı ve belki bir başka batılı devletleri de yanına almak konusunda şart koşuyor. Artı Amerika'dan bununla alakalı garantörlükler istiyor. Çünkü benzer bir süreci mesela Suriye'de yaşadık. Suriye'de Türkiye angajmana girmedi ama Suriyeli muhaliflerle olsun, diğer gruplarla olsun Amerika, Obama dönemini hatırlayın. İnanılmaz angajmana girdi. İnanılmaz vaatlerde bulundu. Hadi yürüyün ben arkanızdayım dedi. Kara harekatı ha şimdi başlıyor, ha yarın başlıyor. Hava harekatı ha şimdi başlıyor, ha yarın başlıyor. Yani Obama'nın o dönemki denemişlerini hatırlayalım hep beraber. Ama sonra Suriye'yle baş başa kalıverdik. Bugün Suriye'de yaşanan insani dramın Türkiye'deki boyutlarını anlatmaya gerek yok. Her gün sokaklarda görüyoruz. Ama Türkiye'de şu an mutlaka şunu net söyleyebiliriz herhalde. Hani yoğurdu üfleyerek yiyor. Yoğurdu üfleyerek çünkü yiyor. A'dan Z'ye bu şekilde bütün kalması lazım. Tedbirler yani, konuşuluyor. O yoğurdun gerçekten yenilebilir olduğuna tüm dünya ikna olmadan adım atmamamız lazım. Öbür türlü Allah muhafaza başka resimlerle karşılaşabiliriz. Ama bir taraftan da şu var tabi, bu konuştuğumuz ülke 40 milyonun yaşadığı bir ülke ve 40 milyonun gerçekten hani çok çok zor şartlarda yaşadığı bir ülke. 40 milyon kadar bir o kadar diasporasının dünyanın çeşitli yerlerinde insani yete yakışmayacak şartlarda yaşadığı bir ülke. Bu ülkenin bir an evvel toparlanması lazım. Toparlanmanın yolu burada gerçekten aklı başında bir hükümet sisteminin kurulabilmesinden geçiyor. Ama bu yakın zamanda olmayacak tabii. Ama en azından toparlanmanın bir alameti olarak dünyayla bağını koparmamış olan bir ülke kalmalı elimizde. Evet. Yani bu Kabil Havalimanı aynı zamanda böyle bir mecazi anlamada sahip. Yani sadece maddi anlamda dünyayla bağını kurmak anlamında değil. Aynı zamanda dünyayla son bağını da belki orada işaret ediyor. Bu anlamda da dünyanın önemli bir gücü olarak Türkiye'nin bu misyonu üstlenmesi çok çok önemli. Ama dediğimiz gibi bu misyonu üstlenirken burada herkesin, her ilgilinin elini taşın altına koymasını beklemekte hakkımız. Hakikaten zor bir karar, zor bir coğrafya ve çok zor, çok çok zor bir aşamadayız. Ama şu konuyu da bence değinmekte fayda var. Biz sadece Afganistan'ı konuşarak
bölgeyi anlayamayabiliriz. Evet. Aynı zamanda tüm Orta Asya'yı da o CIS ülkeleri denilen ülkeleri de konuşmamız lazım. Yani bunun kuzeyinde Kazakistan var, batısında Hazar'ın bu tarafında Azerbaycan var, Hint alt kıtasının hemen üstünde Pakistan, Tacikistan, Kırgızistan, işte hatta Bangladeş var, evet, Özbekistan var, Türkmenistan var. Dünyanın muhtemelen yeni bir rekabet alanı burada şu anda çok hızlı bir şekilde ve gözümüzün önünde oluşuyor. Ve baktığımız zaman bu ülkenin tamamıyla, ama tamamıyla istisnası olarak oturup konuşup hepsiyle çok gerçekten üst düzeyde bir ilişki üretebilen tek ülke var. O da Türkiye. Evet, Çin'in de mesela Çin'de şunu öyle biliyoruz. Kazakistan yöneticilerinin de önemli bir hani Çince konuşma gibi, Çin'e açık olma gibi meziyetler kazanıldı diyor son dönemde. Zaten Rusya ile ilişkileri malum. Veya işte benzer şekilde Türkmenistan'daki çeşitli dış güç etkilerini biliyoruz. Pakistan'da işte Çin'in etkisini konuştuk. Hatta bu Amerika'yı rahatsız eder mi sorusuyla geldik karşımıza. Özbekistan'ı yine biliyoruz, dış güçlere bir şekilde açık. Çünkü bu ülkenin sahip oldukları doğal kaynaklara rağmen ekonomik kalkınmayı o yaşadıkları ağır sömürge dönemi sebebiyle, komünist dönem sebebiyle gerçekleştiremediklerini de biliyoruz. Ama ciddi bir devlet akılları olduğunu da biliyoruz. Bangladeş hakeza inanılmaz bir nüfusa sahip, çok evet, büyük bir stratejik konuma sahip ve yine en iyi konuştuğu, anlaştığı ülke Türkiye. Evet. Pakistan baktığı orada zaman yine bir Türkiye. Silah konusunda bir anlaşma yapıldı herhalde geçen hafta, ya da anlaşma yapılacağı tabii duyuruldu Bangladeş tarafından. Yani belki kilometreler bakımından çok uzak bir coğrafyada olabilir Bangladeş, ama bu coğrafyayı da içine kattığınız zaman Türkiye ile çok yoğun ilişkisi olan çok değerli bir ülke. Şimdi bu yeni rekabet alanına odaklanmamız lazım. Orta Doğu'dan çok burayı konuşacak dünya. Önümüzdeki günlerde bu belli. Belki dünya muhtemelen Kore, Japonya ve oradan işte Bengal Körfezi'ne kadar olan Asya Pasifik tarafını konuşuyor olabilir daha çok. Ama burası da en azından ikinci sırada olacaktır. Evet. Ama Türkiye açısından en önemli konunun burası olacağı evet, açık. Çünkü Türkiye tarihsel bağ. Evet. Bu da herhalde Karabağ Zaferi'nin aslında ne kadar önemli olduğunu ve belki de bu yolculukta bir milat olduğunu da. Tabii ya, bir de Türkiye'nin elindeki argümanlar ve araçlara baktığımız zaman işte Türk Keneşi mesela son dönemde inanılmaz güçleniyor. Daha Macaristan da güçlenmesi var lazım. Orada gözlemci olarak. Macaristan var. Şimdi Türkmenistan katılıyor İstanbul Zirvesi'ne, 8. İstanbul Zirvesi'ne. Türk Keneşi'nin bu artan etkinliği bence çok çok değerli bir aset Türkiye bakımından. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki Türkiye'nin gücünü malumlarınız. Evet. Yani Asya grubunun değil, sadece tüm İslam İşbirliği Teşkilatı'nın öne çıkan bir ülkesi Türkiye. Evet. Tarihsel kimliği var bu coğrafya. Kültürel kimliği var. Dini anlamda evet, bir ortaklığı var. Ve bakın dünyada başka da Türkiye'nin eşdeğer bir ülkesi de yok bu anlamda. Bu yüzden bu bölgeyi daha çok konuşacağız sanıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir virgül koyacağız. Reklam evet, arasına gideceğiz. Reklamdan sonra Körfez'de neler oluyor? Afganistan'dan sonra şimdi biraz da Körfez'i konuşacağız. Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri kriz dedik. Bir son dakika gelişmesi de var. Dubai'de limanda bir patlama meydana gelmiş. O patlamanın nedir detayları? Onlara da bakacağız. Umarım önemli bir şey İnşallah değildir diyelim. İnşallah yaralan yoktur diyelim. Evet, ama şiddetli bir patlama olduğu iddia ediliyor. Reklam arası sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam ediyor uluslararası gündem. Son dakika gelişmesi Dubai Limanı'nda. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Limanı'nda, Dubai'deki daha doğrusu Jebel Ali Limanı'nda bir geminin konteynerinde patlama meydana geldi. O patlama sonrasında da yangın çıktı. O yangına da müdahale ediliyor. Tabii görüntüleri de izliyoruz. Bu uzak açıdan, uzak bir açıdan patlama anı. Görüntünün başında bir alev topu yükselmişti. Daha yakın plan görüntüleri de vardı patlamaya ilişkin. Dubai'de Jebel Ali limanında demirli olan bir gemide konteyner patlaması. Konteynerde patlama meydana geliyor. Ve tabii o çok şiddetli de bir patlama olmuş. Sesi birçok noktadan duyulmuş. Çok gürültülü bir şekilde patlamış. Ne vardı o konteynerde? Tabii akla, Remzi Çetin akla limanda patlama deyince 4 Ağustos yani. Beyrut Havalimanı. Tabii, evet. Tabii o çok daha evet, büyük, çok daha evet, şiddetli bir patlama. Yani Beyrut'u evet,
neredeyse limanı haritadan silen, limanın tabii bir bölümünü haritadan silen bir patlamaydı. Allah muhafaza, burada öyle bir durum yok ama yani şu açıdan önemli. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, petrol krizi 2 gündür, 3 gündür tam da manidar bir zamanda böyle. Bu gündem olmaz, konuşulurken evet. Dubai'de limanda, gemide ya da işte konteynerde bir patlamanın olması nereden bakarsanız bakın yani bir haberci olarak haber evet değeri taşır. Tabii. Buradan çok, başlayalım. Çok manidar gerçekten patlamanın olması ama şu an tabii son dakika çok sıcak bir gelişme olduğu için muğlak her şey. Yangın, sabotaj bilgileri dolaşıyor. İlk gelen, bölgeden gelen bilgilerle. Çok manidar gerçekten. Suudi Arabistan'la şu an karşı karşıya geldiği zaman da böyle bir şeyin olması. Tabii bu akşam Körfez ülkelerini tartışacaktık. Onun özelinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de bu noktada inceleyecektik. Aynı zamanda Türkiye'ye bu nasıl yansır? Buna bakacaktık. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uzun yıllardır her ne kadar böyle beraber konsensusa dayalı diplomatik ilişkilerinin olduğu gözükse de bazı konularda elbette mış gibi yapıp gözüken iki devlet, Körfez Ortadoğusu'nun önemli iki aktörü. Son zamanlarda karşı karşıya gelmenin nedenlerinden biri Suudi Arabistan yönetimi için, özellikle krallık yönetimi için kırmızı çizgisi biliyorsunuz. Bu petrol fiyatlarının belirlenmesi. Burada Rusya'nın da yoğun faktörünün olduğunu görüyoruz. Sadece OPEC ülkeleri değil, OPEC dışı ülkelerin de burada petrol fiyatlarının dengelenmesi konusunda karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Son dönemde de elbette Birleşik Arap Emirlikleri çok şaşırtıcı bir şekilde Dubai yönetimiyle böyle krallık yönetimin karşı karşıya gelmesi ve sonuçta bu akşam da böyle bir sıcak gelişmenin yaşanması gerçekten çok düşündürücü. Bu patlamayla ilgili konuşuyorsak Cebel Ali Limanı, bu Dubai'nin özellikle İsrail'le birçok liman projeleri vardı, Çin'le evet liman projeleri vardı. O açıdan baktığımız zaman bu limanın öyle bir önemi, değeri var mıdır, varsa nelerdir? Tabii yani Dubai biliyorsunuz bölgenin ticaret merkezi ve bu en önemli limanı. Ben yalnız burada ya tabii şey Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ittifakını konuşuruz ama sanki burada yani hissettiğim kadarıyla bir İran etkisi ya da operasyon olabilir. Çünkü İsrail Abu Dhabi yardımıyla, desteğiyle gizli örtülü bir şekilde İran gemilerini ya da İran içinde birçok işte nükleer bilim adamını, nükleer alanda çalışan bilim adamlarının önemli merkezleri, stratejik evet hatta bilim ve işte nükleer çalışma merkezlerine hedef aldı. Sanki böyle bir misilleme gibi, eğer kaza değilse tabii Suudi Arabistan Riyad, Abu Dhabi ittifakları şu an siyasi belki diplomatik düzeyde kalabilir. Henüz böyle bir kapışmaya evrilmedi. Fakat sanki İran şey olabilir gibi mi geliyor? Çünkü özellikle son dönemde ilişkiler aleniyet kazanmasıyla beraber Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ilişkileri çok boyut kazandı. Adeta bir stratejik ortaklık kuruldu. İran'a karşı, İran etkisine karşı, Türkiye'ye karşı ve bütün işte Arap demokrasi taleplerine karşı, sadece İslami hareketlere karşı demeyelim, yani bütün demokrasi, hak, hukuk taleplerine karşı beraber çalışıyorlar. Hatta Filistin'e de beraber müdahale ediyorlar. Son dönemde işte İsrail Büyükelçiliği açıldı Abu Dhabi'de. İsrail Dışişleri Bakanı oradaydı. Yani Filistin'de büyük acılar yaşandı bir zaman diliminde bunlar oluyor. Sanki İran'ın bir cevabı, eğer kaza değilse, tekrar söylüyorum, İran şey olabilir, İran cevabı olabilir. Belki daha sonra konuya geleceğiz. İran'ın böyle Amerika'ya karşı da Suriye evet üzerinden cevapları var. Milis işte evet, özellikle Şii milis güçlerini, Haçlı Şabi güçlerini evet kullanarak. Ona da geleceğiz. Böyle bir şey var. Tabii evet bunun hedef alınması Dubai açısından patlamanın boyutlarını bilmiyoruz. Büyük bir şey olabilir. Yani şok, bir kriz etkisi yaratabilir. Çünkü çok güvenli kendini yansıtıyor. Her tarafa kriz, Birleşik Arap Emirlikleri bütün bölgeye kriz yayıyor ama kendisi çok güvende
şeklinde işte İsrail'in de himayesini, Amerika'nın özellikle tabii Trump döneminde böyle, şimdi Biden döneminde biraz işler değişti. Bu himayeyi de sağlamış durumda. Kendini çok güvenli bölge, güvenli liman, ticaretin merkezi olarak gösteriyor. Bu güvene vurulmuş bir darbe olabilir. Suudi Arabistan'a da hiç kuşkusuz işine gelebilir. Çünkü olay sadece Suudi Arabistan Arap Emirlikleri kavgası, petrol fiyatları kavgası değil. Aynı zamanda işte etkinlik artırma, işte mesela Suudi Arabistan iş yapan uluslararası şirketler, firmalara merkezlerini Suudi Arabistan'a taşıma 2024'e kadar sanırım bir karar aldı. Bu hiç kuşkusuz Dubai ve Abu Dhabi'ye, yani önemli iki tane ticaret merkezine büyük zarar verecek. Belli bir ölçüde yani zarar verecek. Şirketler yavaş yavaş, şimdi Suudi Arabistan mesela medya kanalları Dubai'den Abu Dhabi'den yavaş yavaş Riyad'a ya da Suudi Arabistan'ın başka bölgelerine taşınmaya başladı ya da başlıyor. Merkezlerini Suudi Arabistan'a taşıyorlar. Bu şirketler de eğer Suudi Arabistan'da iş yapacaksalar merkezlerini taşıyacaklar. Bunun olumsuz etkisi olacak. Onun dışında Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Kızıldeniz kesiminde yeni bir şehir kurma projesi var. 2030 vizyonu çerçevesinde. Bu da aynı zamanda Dubai ve Abu Dhabi'ye bir rakip olarak gelen bir proje. Dolayısıyla böyle bir rakabet var. Yani siyasi işbirliği, işte özellikle İran'a, Türkiye'ye, İslami hareketlere, işte Arap halklarının demokrasi taleplerine yönelik taleplere karşı durmada belki işbirliği vardı ama öte yandan dediğim gibi yani etkinlik artırma, güç artırma, ticari rekabet vesaire gittikçe aradaki itiraflar derinleşiyor. Yemen'de de itiraflar çok artmış durumda. İki ülke beraber operasyon başlattılar. Ama Abu Dhabi özellikle ayrılıkçı güneydeki hareketleri destekliyor. Yemen'in belli noktalarına, stratejik noktalarına hakim durumda. Adeta orada yani oranın egemenliği ihlal edecek düzeyde bir hakimiyet kurmuş durumda. Bunlar tabii Suudi Arabistan'ı rahatsız ediyor. Burada limandan görüntüler. Göründüğü kadarıyla büyük bir patlama. Yani. Evet, yani büyük bir patlama. İş kuşku imajını etkileyecektir olumsuz anlamda. Tabii son dönemde deniz yollarını çok konuşuyoruz. Deniz ticaret yollarını, yani Beyrut limanının patlaması, geçtiğimiz aylardaki Süveyş kanalının tıkanması, işte Dubai limanı Beyrut limanından sonra çok daha ön plana çıkıyordu. Hayfa limanı ile birlikte, hatta arada bir de demir yoluyla birleştirilmesi söz konusuydu Dubai limanı ile Hayfa limanının. Bu süreçte Dubai limanında yani bir havai fişek patlasa bile aslında bir şeyi var. Algı olarak oraya yönlenebiliyor insanlar. Önemli bu açıdan baktığımızda. Genel olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki petrol krizi ya da Yemen krizi, yani görüş ayrılıkları. Şimdi bu görüş ayrılıklarından dolayı bu iki ülke birbirine düşman kesilmez. Bu iki ülkenin ilişkileri kopmaz. Böyle bir şeyin olmasını beklemeyiz. Ya da olursa da olur. Bizi çok fazla ilgilendirir demeyiz belki. Ama şunu söyleyebilir miyiz en basitinden? Bu gerginlikler, bu krizler Suudi Arabistan'ın üzerinde bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin olumsuz etkisi vardı. Yani sanki şöyle hissediyorduk baktığımız zaman, Kaşıkçı cinayeti gibi, Katar krizi gibi meselelerde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı çekiyor böyle. Suudi Arabistan'ı çok fazla böyle, ya benim ne işim var bu noktada dermiş gibi havası oluyordu. Muhammed Bin Salman üzerinden Suudi Arabistan'ı sanki böyle kontrol ediyordu. Yani en azından ben naçizane böyle okudum son dönemlerdeki, son yıllardaki Suudi Arabistan politikalarına baktığım vakit. İşte bu etki kırılır mı? Bu etkiden kurtulur mu Suudi Arabistan? Daha böyle yani Arap Emirlikleri ne yapıyorsa yapsın ama ben onda hareket etmiyorum, kendi irademle hareket edeceğim noktasında bir politikaya kavuşur mu? Şimdi Taha Bey, tabii şöyle. Orta Doğu'nun geneliyle alakalı bir kere başlamamız lazım. Orta Doğu'da Türkiye ve belki yanına ekleyebileceğiniz bir ülke daha vardır. Onun dışında geri kalan maalesef ülkeler günlük ve anlık politikaları çok hızlı değiştirebilen ülkeler. Yani mesela Türkiye-Suud ilişkilerine bakın. 2017'ye kadar mükemmel, evet, stratejik
ortaklık yapabilecek. Ki Muhammed Bin Selman Savunma Bakanı iken Türkiye'ye geliyordu falan. Yani hatta mesela Mısır'la alakalı ciddi fikir ayrılıklarına rağmen, pozisyon ayrılıklarına rağmen mükemmel. Ama bir anda bambaşka bir noktaya savruldu. Şimdi bu benzeri mesela inişli çıkışlı çok bu son dönemde de oldu yani. Tarihsel gay değişikliklerini başka pek çok ülkede görebilirsiniz. Mesela son dönemde işte Umman'da bir kral değişikliğiyle Umman daha evvel tamamen herkesle adeta bölgenin İsviçre'si gibi bir konumlandırmayla herkesle dostane fakat pasif bir ilişki geliştirirken artık aktif bir şekilde daha proaktif olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla bu sorunun birinci kısmında ben şunu diyemem. Yarın sabah uyandığımızda hayır her şey yapısal olarak bir ilişki olduğu için her şey yoluna gidecektir diyemem. Çünkü bu ülkenin hepsinin birbiriyle çok ciddi yapısal ilişkileri var. Yani Türkiye'nin Suud'la mesela ciddi yapısal bir ilişkisi var. Irak'la yapısal bir ilişkisi var. Suriyeli yapısal bir ilişkisi var. İran'la. Yine bu ülkenin kendi aralarında da yani mesela GCC çok başarılı bir bölgesel entegrasyon anlamında uluslararası hükümetler arası bir organizasyondu. Yani vizeleri kaldırmıştı. Neredeyse ortak para birimine geçişle alakalı tartışmalar vardı. Ortak siyasi pozisyonlama vardı. Ama ne oldu? 2018 veya 18 kriziyle herhalde değil mi? Katar ambargosuyla beraber bir anda GCC'nin parçalanmaya neredeyse yaklaştığını görüyoruz. Artık pasif bir organizasyon haline geldi. Dolayısıyla bu günlük ve anlık olarak çok sert politika değişikliklerini bölge için doğal kabul etmemiz lazım. Yaptığımız tüm analizlerde hani o yüzden ben bundan 50 yıl sonrası, 100 yıl sonrası alakalı bırakın, gelecek yılla alakalı bir öngörü yapmanın çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Ha, bunu yapabilirsiniz, Türkiye ile alakalı yaparsınız. Çünkü kurumsal bir demokrasi olan, kurumsal bir devlet ilkesi ve aklı olan bir devlettir. Evet. İşte İsrail ile alakalı yapabilirsiniz. Beğenin beğenmeyin. Mısır ile alakalı yapabilirsiniz. Beğenin beğenmeyin. Çünkü bu üçü devlet aklı olan devletlerdir. Peki şöyle sorsam, mesela ikinci yarıya geçelim. Bir politik ayrışma olur mu? Suud'la Emirlikler arasında. Mevcut hükümetler devam ettiği sürece, mevcut yönetim yapıları devam ettiği sürece ben çok büyük bir ayrışma olacağını beklemiyorum. Evet. Bu gerçekçi de olmaz. Tabii ki her ikisi de bağımsız ülkeler. Kendi politikaları var, kendi çıkarları var. Bu çıkarların zaman zaman çatışması söz konusu olabilir. Bu anlamda bir uyum var. Genel anlamda bir uyum vardır ama zaman zaman bazı konu başlıkları alakalı bu tür uyuşmazlıkları görülebilir. Ama zannediyorum bunu kendi aralarında çözeceklerdir. Yine Mısır'la alakalı daha keza benzer bir durum olduğunu göz önünde tutmak lazım. Çünkü çok ciddi bir üçlü mekanizmanın bu üç devlet arasında olduğunu görüyoruz. Tabii ki herkes kendi veçesinden ve kendi tarzıyla yaklaşıyor meseleye. Bugünkü liman patlamasını ben çok üstü durmaya değer bir şey de görmüyorum. Çünkü daha evvel Fujairah'da oldu mesela. Evet. Bir anlamı olmadı. Ama tabii ki bunun hani bizim görmediğimiz başka anlamları vardır. Ama bizim konu edebileceğimiz veya bunun üzerine politika inşa edebileceğimiz veya bunun üzerinden bir projeksiyon geliştirebileceğimiz bir liman patlaması değil zaten konumuz. Yani. Ben şunu sormak istiyorum aslında. Mesela bir Halit Meşal tam bu kriz sürecinde El Arabiye Televizyonu'nda canlı yayına çıkarıldı. İşte bunlar itiş kakışlar yani. Bunlar yani burada mesela karşılığı verilen mesajlar. He, yani Halit Meşal üzerinden bir şey mi yapıyorlar? Tabii canım Halit Meşal'i siz bu programa çıkarsanız muhtemelen işte sizinle alakalı aynı El Arabiye gazetesinde ve televizyonunda başka ifadeler kullanırlar. Ama kendileri çıkartıyorlar. Hı. Niye? İşte oradan oradaki bir politik olmamaya karşı bir mesaj yolluyorlar. Evet. Peki Kral Selman ilk tahta çıktığında da bir Hamas hamlesi yapmıştı. Hatta Müslüman Alimler Birliği Başkanı'na oraya sıcak mesajlar vermişti. Halit Meşal'i de Riyad'da ağırlamıştı 2015'te. Sonrasında kesildi tabii o irtibat. Arap Emirlikleri'nin oradaki belki baskısıyla, belki işte yoğun diplomasi şeyiyle Hamas'la, Müslüman kardeşlerle ilişkiyi kesti. O şöyle bir mesaj algılanabilir mi? Yani El Arabiye Televizyonu'na çıkarttılar Halit Meşal, İhvan'ın temsilcisiyiz, İhvan Ekolü'nün temsilcisiyiz ama bağımsızız dedi. Bir İhvan vurgusu da yaptı orada. Yani tamam, bunu Suudi Arabistan Arap Emirlikleri'ne bu kavga sırasında bir şey olarak gösteriyor, bir yanıt olarak, mesaj olarak veriyor. Ama bir taraftan da Kral Selman'ın tahta ilk çıktığındaki dönemdeki Hamas İhvan hamlesini yarım kalan bir hamleydi. Onu da hatırlayacak olursak bu da Kral Selman'ın içinde olan bir yarım kalmış
bir politikadır. Bunu devam ettirmeyi, tamamlamayı umuyordur diyebilir miyiz? Ya şimdi Suudi Arabistan Müslüman ülkeler arasında gerçekten çok önemli bir devlet. Gerek Haremeyn-i Şerife'ni ev sahipliği yapıyor olması, gerekse bölgedeki en büyük nüfusa, 20 milyon nüfusa sahip oluyor olması, gerek hem Kızıldeniz'e hem Basra Körfezi'ne sınırı oluyor olması, coğrafi büyüklüğü, bunların hepsini göz önüne aldığınızda bölgenin hani ağır siklet devleti derler ya, böyle bir devlet yapısı. Ağababası. Yani böyle ağababası. Finans Suni dünyada da yine başı çeken ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda Türkiye ile ilişkilerinin iyi olmasını her zaman temenni ederim. Her zaman da olması gerekir. Yine sadece Türkiye değil, tüm Müslüman ülkelerde de Suudi Arabistan ilişkilerinin iyi olmasını temenni ederim. Yani Türkiye'de sınır tutmayalım. Irak'la, İran'la, Lübnan'la, Ürdün'le, aklınıza hangisi Müslüman ülke gelirse hepsiyle ilişkilerin iyi olması gereken bir ülkedir Suudi Arabistan. Çünkü hepsiyle işte zaten sadece Haremeyn-i Şerife'ni ev sahipliği yapması bakımından bile iyi tutması gereken bir ilişki ki aslında Suudi haricesi çok uzun bir dönem bunun peşindeydi. Yani tüm ülkelerle çok olumlu bir pozitif gündemle ilişki kurmak bakımından. Tabii bazen bundan değişiklikler olabilir. Değişik yoğurt yiyişi olabilir. Ama bu da dediğimiz gibi Orta Doğu'da çok alışılageldik bir durum. Birisi başa gelince tamamen kendi bakış açısıyla meseleyi ele alıyor. Yani Hamas konusuyla alakalı ben bunu çok yani gerçekçi duymuyorum. Yani bu hani Mısır'a yansır belki evet, İhvan konusu. Yani tabii yani gerçekçi değil açıkçası bu böyle bir yaklaşım olsa gerçekçi bulmam ben. Çünkü orada çok net bir duruşu var. Yani işte İhvan terör örgütüdür diyor mesela. Evet. Şimdi Türkiye nasıl bakıyor meseleye? Yani Türkiye ile alakalı mesela şöyle bir iddia ve algı var. Türkiye Hamas'ı destekliyor. Hayır, evet. Türkiye Hamas'ı desteklemiyor. Türkiye Filistin milletini destekliyor. Türkiye Filistin halkını destekliyor ve bunu istisnasız yapıyor. Evet. Hamas neyse Mahmut Abbas yönetiminde o Türkiye için. Her zaman Türkiye Filistin halkının bağımsızlığını destekliyor. Kudüs'ün bağımsızlığını destekliyor. Filistin halkının itibarını destekliyor. Zaten meselemiz Hamas değil. Hani burada Suudi Arabistan'da o Halit Meşal'in hemen televizyona çıkarılması. Evet. Ya bunun anlamını öğrenmek istiyordum. Çok net onu ifade ettiniz. Yani, bunu, yani burada Arap Emirliklerine karşı bir mesaj. Bunu böyle yorumluyorlar. Evet. Diplomatik yani, evet. Ben çok detayını bilmiyorum açıkçası. Evet. Ben çünkü yok çok aklı mantığında uygun. Belki İran'a da bir mesajı vardı. Çünkü Hamas İran'la da çok adı çok geçti son birkaç ayda. Ama neticede şu var Taha Bey. Yani Gazze şu an Filistin davasına baktığımızda 3 parçaya bölmüştür. Evet. Kudüs uluslararası bir alan. Batı Şeria Filistin yönetiminin bugün Mahmut Abbas yönetimi olarak adlandırılan Filistin yönetiminin hakimiyetinde olduğu düşünülen fakat işte ABC bölgeleriyle bu hakimiyetin pratikte anlamsız kılındığı bir alan. Evet. Bir de Gazze. Gazze aslında Filistin halkının bağımsız olarak yönetebildiği tek yer. İşte 2005'te İsrail'in çekilmesinden sonra. Bu anlamda baktığınızda tabii seçimlerin uzun süre yapılmaması sebebiyle meşruiyeti ciddi anlamda erozyona uğramış yönetimlerden bahsediyoruz bu noktada. Fakat Gazze'nin şu anki yönetimi Hamas'ın yönetiminde. Yani orada bir seçim yapılması ile alakalı biliyorsunuz ulusal bir reconciliation, ulusal bir uzlaşı planında hemfikir olmuşlardı. Fakat son yapılan operasyondan sonra belki bu da atiye bırakılacak. 22 Mayıs'taydı zaten ilk seçim, parlamento seçimi. Evet. Yok yani Filistin meselesi yani o şu an için çok fazla bizim hani sıcak gündem maddemiz değil. Yani özellikle Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri işte, o sorduğu krizinden soruya buradan hareketle cevap vermemiz lazım. Yok, yani, kesinlikle onu katılıyorum. Orada eğer Hamas Gazze'nin yöneticisi olmasa, meşru yöneticisi olmasa, başka birisi seçilmiş olsa muhtemelen yani buradan şunu aslında ben kürsü verilmez. Yani şu soruyu sormak istiyorum. Hani buradan Türkiye'nin adına bir kazanım çıkar mı? İlişki anlamında. Suudi Arabistan'dan olur, Arap Emirlikleri'nden olur. Şöyle, yani tabii ki Türkiye bir kere tüm komşu ülkelerin, bölgedeki tüm ülkelerin barışın yaşamasını destekleyen ve temel politikasına bunu koyan bir ülke. Bu anlamda hangi iki ülke olursa olsun, biriyle barışıyorsa, biriyle görüşüyorsa, tabii ki orada üçüncü ülkelerin haklarına da halel getirmeyecek şekilde. Mesela bugün İsrail atılan adımlar Filistin'in haklarını halal getiriyorsa biz bundan rahatsızlık duyduğumuzu ifade ediyoruz. Ama üçüncü halkların veya üçüncü kişilerin haklarını halal getirmeyen her türlü entegrasyondan, barış planından, ittifaktan Türkiye mutlu oluyor. Evet. Yani Katar'a karşı siz bir ittifak kuruyorsanız bu doğru değil. Ama siz Katar'ı da işine alan, Filistin haklarına saygılı olan bir ittifak kuruyorsanız bunun yanındayız. Evet. Bu anlamda burada aslında ittifaklar değil çatırdayan işbirliklerinden daha çok fırsatlar lazım çıkıyor. Bence çatırdamaktan ziyade
politikaların rasyonelleşmesinden biz mutlu oluyoruz. Çünkü irrasyonel, akıl dışı bir ittifak anlayışı olursa bunun kimseye faydası yok. Ama siz ne zamanki ekonomik menfaatlerinizi veya başka menfaatlerinizi, ulusal menfaatlerinizi konuşarak bir ittifak anlayışına giriyorsanız burada rasyonel bir ittifak anlayışı vardır. Bu da Türkiye'nin lehinedir. Niye? Çünkü Türkiye demokratik, kurumsal bir devlet ve bölgede barış hakim olursa daha çok ticaret yaparım diyen bir devlet. Daha çok kazanırım diyen bir devlet. Bölgenin barışından çıkar sağlayan bir devlet. Ve sizin bir barışı tesis etmenizin tek yolu da ittifaklarınızı rasyonelleştirmenizdir. Yani ben Taha Dağlı'yı sevdiğim için Taha Dağlı ittifak yapayım demenizden ziyade evet ben burada ulusal çıkarım bunu gerektiriyor diyerek ittifak yapmanız halinde bu Türkiye'nin kapı açan bir ittifak olur. Yani işte maalesef bu anlamda bence çok da işlemiyor bu. Yani İran'la Avrupa Batı bir müzakereye girdiler. Sonra baktık hani Türkiye bir cephe. Tabii Viyana müzakeresi ayrıca konuşalım. Birlikleri ilişkisi de öyle. Viyana müzakeresi ayrıca konuşalım ama bu OPEC Plus, OPEC artı meselesinden çıkan kriz demeyelim ama bu sürtüşmenin görüş ayrılığının bence ittifakın rasyonelleşmesi, ilişkinin rasyonelleşmesi bakımından çok önemli bir tarafı var. Ve bu da Türkiye açısından işte fırsat tarafı burada. Evet. Çünkü artık iki ülke menfaatlerini konuşarak rasyonel, akılcı bir politikayla ittifak kuracaklar. Evet. Yani biz zaten mesela Mısır'la bir uzlaşma, yeniden bir dengelenme arayışındayız. Bu noktada attığımız adımlar, çok ciddi adımlar var. Evet. Niye? Çünkü Mısır'la rasyonelleşmiş bir ilişki istiyoruz. Mısır'la Türkiye'nin anlaşması demek Mısır'ın lehine. Aksi halde oradaki demarkasyon anlaşması, deniz yetki alanları anlaşması Mısır'ın aleyhine bir şekilde şekillenecek. Akdeniz'in komşusu olan tüm ülkeler için de bu böyle. Ben açıkçası böyle yorumluyorum tabii. Evet. Ali Bey, mesela Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde tabiinin de söylediği gibi inişli çıkışlı. Yani bu son dönemde bile işte bir taraftan Suudi Arabistan'dan çok sıcak mesajlar da geldi ama gittik baktık ki Türk okullarını falan kapattılar. Evet. Bir de öyle işler de yaptılar. Yani bunlar oluyor artık. Arap Emirlikleri meselesinde çok fazla agresif politika uyguladılar Türkiye'ye karşı. Yani her yerde karşılığında çıkıyorlar. Kesinlikle. Özellikle Libya'da. Son derece rahatsız edici Arap Emirlikleri'nin tutumu. Geçen haftalarda Financial Times'a bir haber vardı. İsmini vermeyen bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi demiş ki gazete röportajında biz artık bu agresif politikalardan vazgeçeceğiz. Bu işin sonu yok. Bize de faydası yok. Hani Türkiye ile ilişkiler konusunda da biz bu saldırgan politikayı bırakacağız diye bir demeçte bulunmuştu. Buradan da yola çıkarak yani hem Türkiye Suudi Arabistan hem Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri açısından ki bir de büyükelçilik hamlesi oldu Türkiye'nin. Evet. Oradaki büyükelçimiz de bugün güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı resmi güven mektubunu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Raşit Maktum'a teslim etti. Onun da fotoğrafları vardı. Onları da görebiliriz. Büyükelçimiz Dubai Sayın Tugay Tunçer. Evet. Yani burada bu pencereden yani Türkiye penceresinden bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi şöyle ben isterseniz bir iki cümle etmek istiyorum. Özellikle bu Hamas'la ilgili hocamıza bir katkı olsun. Ben Halid Meşal'in televizyona çıkartıp konuşulması aynı şekilde düşünüyorum. Evet. Çok önemli bir siyasi bir şeyi yok ilişkilerle ilgili önemi yok ama iki tartışan taraf arasında bir mesaj. Haneyi, İsmail Haneyi biliyorsunuz İran'a yakın. Hamas içinde iki kanat var. Yani biri işte Meşal, Halid Meşal her ne kadar kendisini biraz uzak tutsa da son iki yıldır ama iki kanadın olduğunu bilmemiz lazım. Aynı zamanda Türkiye'de yakın, Katar'a yakın ama Müslüman kardeşler konusu hem Suudi Arabistan... Artık ona takılmayalım yani. Evet, biz direkt Türkiye. Yok Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye. Çünkü şimdi... Suudi Arabistan'la ciddi anlamda bir ilişkide vites yükselirse mesela tabii. Bu Mısır'la devam eden süreci de yansıyabilir. Yani tabii. Şimdi, oradaki vitesi yükseltebilir. Bu açıdan da önemli. Bu Türkiye açısından baktığımız zaman özellikle Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin
Ben 5 Ocak'ta El-Ula'daki 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde Katar'la anlaşması Türkiye'de şu refleksi bırakmak lazım. İşte iki ülke anlaştığı zaman bu bizim aleyhimize olacak. İşte artık Katar Türkiye'den kopacak gibi pek çok algı oluşturmaya çalışıldı. Yani bu medyada da ortaya çıkıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla oluyordu yani aslında. Bazen oluyor yani. Bunu Katar için söylemiyorum da. Tabii yani olur tabii. Bölgede çünkü ama herkesin birbirine karşı Katar ciddi için bir güvensizliği geçerli var. Olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Katar'ın oradaki Suudi Arabistan'da ya da Körfez ülkelerinin çatısı altına geri dönmesi aslında Türkiye'nin ikili ilişkilerine, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan'da Mısır dahil bunun içerisinde ilişkilerine çok olumlu yansıyacağını ben o zaman da düşünüyordum. Hala da aynı fikirdeyim. Şimdi ikili ilişkilere baktığımız zaman özellikle Türkiye'nin Suudi Arabistan'da ilişkilerini 2021 yılı aslında her ne kadar bugün 6 ayını geride bırakmış olsak da Türkiye'nin bölgesel krizlere, bölgesel iş birliklerine nasıl dönüştürecek gibi adımlar atmaya başladı. Bunun başlangıcında işte sadece Mısır değil, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Irak'la kısmen de başka bölgelerde Türkiye bunu hep bu yılda dediğim gibi sürekli krizlerle bir dış politika yürümez. Bunu hem karşı taraf görüyor hem de Türkiye görüyor. Ve ikili ilişkilere baktığımız zaman mesela Mısır'la Türkiye ilişkilerine 2013'ten 2019 yılına kadar 44 milyar dolar sadece ticari hacimde bir zarar var. Yani bu sadece siyasi diplomasi boyutu yok. Aynı zamanda ekonomik boyutu da var. Ve Türkiye'nin her ne kadar 6 Mayıs'ta başlatmış olsa da Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı'nın heyetle birlikte Kahire ziyareti. Ama şimdi biraz bu daha sonra dikkat edin. Filistin'deki işte özellikle Filistin-İsrail çatışması başladıktan sonra 11 Mayıs'ta bu biraz aksamış gibi görünüyor ama son günlerde dikkat ederseniz bu tekrardan gündeme getirilmek isteniyor. Tabii karşılıklı bu tür diplomasiler, ilişkiler krizden sonra bir kere sizin krize yol açan maddeleri ön masaya oturtup ile karşılıklı olarak birbirinize dayatmanız gerekmiyor. Ben Müslüman kardeşler meselesi o yüzden söylüyorum. Biraz ikili ilişkileri etkileyeceğini düşünüyorum. Ama şimdi şu andaki durumlara baktığımız zaman iki ülke ilk önce devlet bazında kendi iki devlet ilişkilerinin diplomatik anlamda çözmeye çalıştıkları yönünde yürüyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerine baktığımız zaman bir kere iki ülke birlikte, iki Körfez ülkesi bir bataklığa girdiler ve bunun içerisinden bu ortaklık öyle bir ortaklık ki Yemen için söylüyorum. Herhangi birisi çekilirse o biri İran'a yem olur, diğer taraflara yem olur. Uluslararası boyutu da var yani. Tabii. Savaş suçları meselesi. Savaş var. Suçları zaten bu tartışılıyor. Tabii Kaşıkçı cinayeti var mesela. Yani Kaşıkçı cinayetinde de Suudi Arabistan tam Muhammed Bin Selman orada cinayeti işliyor ama bir de azmettiren kısmı da var yani. Kısmı da var. Biden yönetiminin işte Yemen artık Yemen savaşına son vermesi için Suudi Arabistan'a silah satma konusundaki aldığı tavırlar. Yani bütün bunlar onlara baktığımız zaman iki rakip oldular. Evet. Başlangıçta ortak başladılar şeyde Yemen savaşında 2015'te. Ama uzun süre sürünce devam edince bu rekabete dönüştü. Bakın dikkat edin. Mesela Aden şimdi güneyde bir Yemen meşru olarak Yemen başkenti olarak kabul ediliyor. Sana kuzey olduğu için ve Husilerin kontrolünde olmasından dolayı ama Aden'deki yönetimin başında olan meşru olarak Yemen Başkanı Hadi'yi Suudi Arabistan Riyad'da biliyorsunuz ofisi güvenlik gerekçelerinden dolayı bulunuyor. Orada meşru hükümeti Riyad benimserken bir taraftan da bakıyorsunuz güneyde Birleşik Arap Emirlikleri kendi konumlanacağı şekilde bir yönetim kurmaya çalışıyor. Evet. Güney şeyle neredeyse ilgili hani kurtuluş üçe bölünüyor adı yani. Altında. Evet. Tabii ki. Hatta bir şey söyleyeyim mi? 2000 ben bununla ilgili iki tane makale yazdım. 2015'te savaş başlamadan önce hatta daha öncesi 2014 yılında bir toplantı yapıldı Yemen'le ilgili 6 federal bölgeye ayrılması söz konusu. Dolayısıyla yani Yemen ciddi anlamda bu tabii, iki ülkenin arasını açtı. Türkiye güven açısından sorunu oluştu. Ve Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye bakın mesela
Ben her zaman şuna inanıyorum. Mesela Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA satın alma ihtimali vardı. Yani konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'ndan da söylemişti bunu. Biliyorum ama ben o zaman da şunu söyleyeyim. Yani ben bu aynı o günü bir programdaydım. Şunu söyleyeyim. İHA meselesi, SİHA güzel geliyor, hoş geliyor bize. İşte Suudi Arabistan bizden istedi. Ben biraz da orada Türkiye'nin, ki o zaman hala bunun bir belirsizliği söz konusu, resmi olarak satılan olmadı, ya da Mart bir anlaşma yok. Bir süreç, bir süreç devam ediyor. Ama şuna ben inanıyorum. Türkiye'nin prestiji açısından özellikle Suudi Arabistan'a İHA satma konusunda temkinli davranmasına yanayım. Çünkü bunu satıp Amerika karşı çıkarken işte biz Suudi Arabistan'a silah satmayacağız, Yemen'e işte Yemen'e silah ambargosu uygulayacağız. Bir taraftan da Türkiye bunu verdiği zaman o zaman ne oluyor? Ama biliyorsunuz, bu haber duyulduğunda en çok Yemenler sevinmişti yani. Yok, Yemen için demiyorum. Arap medyasında işte Türkiye, bakın Suudi Arabistan'a bir yandan Yemen'in yanında insani yardımlar, biliyorsunuz Kızılay günü içinde dahil yardım götürürken, diğer taraftan da Suudi Arabistan'a silah hakkına veriyor, karşı kullanırsa pozisyonunu anlatıyorum ben zaten. O pozisyonda çok ciddi anlamda Türkiye İran'dan açısından da önemli. Tabii aynen bu Türkiye'nin Arap medyası konusunda baktığımız zaman ben Türkiye-Körfez ilişkilerindeki krizlerin aslında biz Suriye'de nasıl vekalet savaşı şey yapıyoruz. Ben bu ikili Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerin daha doğrusu bir medya savaşına dönüşüyor direkt. İki tarafın da medyası birbirlerine karşı bir Arap savaşa giriyor. Yani çok ciddi anlamda. Bakın mesela silah gibi yani. Silah olarak kullanılıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye unutmayın yani. Körfez medya sermayesinin hepsi Londra'dan yürütülüyor. Evet. Yani bir İngiliz aklı da söz konusu. Biz işte ben isim vermek istemiyorum. Hocam biliyor. Ya Londra'da yani, ya da Riyad'da yapamadıklarını gelip İstanbul'da yapan Suudi İngiliz sermayesi sözde yayın organları da var yani. Tabii onlar da. Independent Türkçe diyorsun yani adı İngiliz. Sermayesi. Kesinlikle. Ben isim vermek istemiyorum. O yüzden yani. Hatta Şahıl Avsat'ın da Türkçesi var. Bir de basın özgürlüğü falan filan diyorlar. Yani insan hakkından falan den vuruyorlar. Tabii yani şimdi bu konuda baktığımız zaman ikili ilişkilerin düzelmesi için ilk önce ben Mısır ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler ilk önce biliyorsunuz bir istihbarat düzeyinde görüşme vardı. Sonra Dışişleri Bakanlığı düzeyinde diplomatik anlamda görüşmeler ki şimdi devam ediyor. Ki geçtiğimiz yılın Temmuz ayından itibaren özellikle Aralık ayına doğru böyle medyada, özellikle Türkiye aleyhtarı Mısır medyasında ben çok fazla eskisi gibi sert bir dille tabii, Türkiye'yi eleştirdim. Şu an El Arabiya'nın da o anlamda biraz yani saldırgan dili bıraktığını görüyoruz. Tam olarak bırakması da hani bayağı bir mesela Meşal'ın bu tür şeylere programa çıkarılması, Hamas'ın verdiği mesajlar. Ama bunlar çok ne kadar güvenilir orası tartışılıyor. Bu tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim, bakın medya üzerinden olmamalı yani. Rahat Bey söyledi aslında. Yani burada biz Arap dünyasında bir politikanın 10 gün bile ömrünün olduğunu düşünmemiz yanlış. Çünkü saniyelik değişir. Bir bakarsınız Amerika bir anlaşma yapar, bütün işleri hepsini değişir. Ya da ne bileyim ilişkiler bir düzelir. Yani bunu Suudi Arabistan, bakın ben hep eleştirdiğim bir konu. Biz İran'ı sürekli tartıştık. Irak'ta nüfus sahibi oldu, güçlendi. Bunu Körfez sermayesi olan bütün medya ya da Körfez medyası akademisyenlerle ben görüştüğüm zamanlar da söylüyorlar. İşte İran. Peki ben bir kere 2013 yılında bir uluslararası kongrede bir Kuveytli akademisyenle konuşmuştum. Onu İran'ın Irak'taki nüfuzundan çok fazla yakındığını gördüm. Peki yani dedim ki burada 2003'te Irak işgal edildi. 90'dan 2013 yılına kadar o zaman şeyine hala Suudi Arabistan'ın Irak'ta büyükelçiliği yok. Yani Saddam'dan dolayı. Şimdi sizin büyükelçilik kurmadığınız bir yerde İran geldi burayı doldurdu deme hakkınız var mı diye sordum, açık söyleyeyim. 2015 yılında kurmaya başladı. O da zaman zaman eksikti. Tabii ki. Remiz Bey, yani ben çok bu küre Trump'ın ilk Orta Doğu ziyaretinde Mısır, Suudi Arabistan ve Trump 2017 Mayıs ayıydı. Evet. Trump 2017 Ocak 20'sinde yemin etmişti. İlk Orta Doğu ziyaretinde tabii. Bu küreye böyle bir el bastılar diyelim, ne diyeyim artık. Hani o küre çatlı duruyor yani şu an. Bir çatır daha var mı? Evet. Özellikle İsrail açısından yok. Yok. İsrail'i güçlendirdi bu küre. Evet. Riyad'la Dubai arasındaki bu son kriz herhalde onu gösteriyor. Trump'ın küresi
çatladı gibi gözüküyor. Bir de normalleşme İsrail'e o da çok etkili. Yani küre yıkılmadı. Ama şu, hani Trump'ın oluşturduğu küre sanki Biden'ın biraz, küresine mi dönüşüyor? Biraz öyle de yorumlayabiliriz ama şu açıdan da bakmak gerekiyor. Dubai ile Riyad arasında bu gerginliğe, bu ufak krize, hani her birimiz dedik ya uzun dönemli olmayacak. Gerçekten de öyle. Anlık değişiyor. Körfez Orta Doğu ülkelerinde politika. Ama şu açıdan da bakmak gerekiyor. Bu mevcut krize ülkeler nasıl tepki verdi? Özellikle Amerika ve Rusya. Amerika bildiğiniz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana, Dubai yönetiminden yana tavır koydu. Rusya'ya bakıyorsunuz, Riyad, Suudi Arabistan tarafında tavır koydu. Evet, dengelenmesi konusunda. Istemiyor, evet, tabii. Haklı. Özellikle rejiden, arkadaşlardan, değerli arkadaşlarımızdan rica edersek, mesela 2017'de Kral Selman'ın Moskova'yı ziyaretinde Putin'le görüştü. Çok tarihi bir fotoğraf o bana göre. Çünkü o harika. İşte bu görüntü mesela 2017'ye ait. Bu Suudi Arabistan siyasi tarihinde bir kralın Moskova'ya resmi ilk ziyareti. Bu önemli çünkü bu görüntülerde sadece askeri anlaşma bazında baktığımızda 3 milyar dolarlık bir anlaşmanın olduğunu görüyoruz. Şu anki bundan OPEC sonra zirvesindeki görüş ayrılığının bununla, yani Rusya Suudi Arabistan ilişkisiyle güzel irtibatı var mı diyorsunuz? Çok güzel, çünkü orada da OPEC'deki fiyatların dengelenmesi konusunda istişare halindelerdi. Bu elbette Amerika'yı da rahatsız etti. Ama unutmayalım, geçtiğimiz Nisan ayında, geçtiğimiz senenin Nisan ayında Bin Selman'la, yani Muhammed Bin Selman'la Putin arasında petrol konusunda ciddi bir rekabete dönüştü hatırlarsanız. Tabii. Çünkü eğer siz böyle yaparsanız biz artırırız, fiyatı düşürürüz diye dengelemeye çalıştı. O şeyi de var tabii, o noktası da var ama şu anki konjonktürle değerlendirdiğimizde bütün bunları üst üste gerçekten de şunu, mesela Afganistan'da da değerli hocalarımız söyledi. Yani şu açıdan da yorumlamak gerekiyor. Bilmiyorum katılacak mısınız bana? Burada Amerika'nın eski, özellikle Soğuk Savaş'tan işte günümüze stratejik müttefik olarak tanımladığı ya da ortaklık olarak tanımladıkları ülkelerin yavaş yavaş Amerika'nın elinden de kaydığını görüyoruz. Yani Amerikan dış politikasının etki alanından da kaydığını görüyoruz. İsrail dahi buna örnek gerçekten. İsrail'le de çoğu zaman bu noktada karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Özellikle şu an Suudi Arabistan... Tabii, Arap Emirlikleri'nin İsrail'le ilişkisi nemişsiz ama Suudi Arabistan o konuda o kayıya tam olarak binmedi. Yani bir ayağını uzattı ama çok denge, Arap Emirlikleri gibi oturmadı o kayıya. Tabii bir denge politika yürüttüğüne inanıyorum ben. Burada İran konusunda Suudi Arabistan'ın daha böyle ılımlı mesajları olmuştu son dönemde. O da çok ilginç. Oktay Bey, yine aynı soruyu size de sormak istiyorum. Hani Türkiye konusunda burada Türkiye adına olumlu gelişmeler olur mu? Yakın zamanda yansır mı? Vallahi olmasını temenni ederim. Çünkü hani bu Arap Emirlikleri'yle de, Suudi Arabistan'la da, Mısır'la da bir takım süreçler konuşuluyor, ediliyor. Yani tabii Türkiye'nin de, hatırlayalım, Binali Yıldırım Başbakan olduğu zaman dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı ya da hasımlarımızı azaltacağız. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Türkiye'nin de bu yönde özellikle son dönemde siyasi dış politika yenileme ya da çabaları var. Dostlarını artırma, en azından husumetleri azaltma yönünde adımları var. Mısır'la atılan adım, Suudi Arabistan'a bu yönde davet diye gönderilmesi, hatta Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu yönde olumlu mesajlar verilmesi. Türkiye de tabii bunu istiyor ve bunu temenni ediyoruz. Yani Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri'nin bu ihtilafının artması Türkiye açısından olumlu bir şey. Çünkü bu iki ülkenin ittifakı, böyle stratejik ittifak hiçbir Türkiye açısından ya da bölge açısından olumlu bir sonuç üretmedi. Bilakis İsrail açısından İsrail açısından olumlu sonuçlar üretti. Şimdi arkadaşlar, bölge ülkelerinin çok fazla sabitesi yok, politikalar sürekli değişiyor dedi ama bence değişmeyen sabiteler de var. Örneğin hiç değişmeyen sabite statikoyu korumak. Yani kararlılık rejimlerini ya da rejimi, neyse rejimi korumak en temel sabite. Bunun için verilmeyecek taviz yok, uygulanmayacak siyaset yok. Dolayısıyla bu bir temel sabite bölge ülkeleri açısından. Ve bu Türkiye, Suudi Arabistan ya da emirlikler ilişkilerinin bozulmasında bir neden. Yani sanki Türkiye'yi işte bölgedeki bu demokrasi taleplerini destekleyen, dolayısıyla bölge statükoya tehdit teşkil edecek bir noktada duruyor şeklinde algıladıkları için Türkiye'ye bu şekilde soğuklar, bu şekilde tavırlılar. Yoksa
Yani Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesi onlar açısından da çok büyük faydaları var. Yani Türkiye ile hala bile bu bunca ihtilafa rağmen Türkiye'nin önemli askeri sanayinin önemli alıcılarından birisi Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla işte böyle sabiteleri var. Asla demokrasi, sadece İslam, siyasi İslam'a karşı değiller. Asla halkın talepleri yönetime, halkın iradesinin yönetime yansıdığı bir düzen olmasın. Bu yönde rol model teşkil edebilecek hareketler ya da devletlere önünü keselim. Bunlar temel sabiteler bölge ülkeler açısından. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu bilerek hareket etmesi lazım. Yani bir dönem böyle çok hesapsız belki girişimler yapıldı. İşte stratejik ortak olduk artık Suudi Arabistan'dan ama yani bu bölge ülkelerin böyle arka planının olduğunu da hesaplamak lazım. Yani biz seviniyorduk işte Suudi Arabistan'la artık stratejik ortağız ama bazı Arap arkadaşlar diyorduk hayır Türkiye açısından Suudi Arabistan bir numaralı rakip. Yani Sünni dünyaya hitap açısından. Suudi Arabistan asla Türkiye'nin İslam aleminin lideri olarak ön plana çıkmasını asla istemez. Türkiye'nin İslami algısı, İslam mesajları, Suudi Arabistan İslam algısı ve mesajlarıyla çok farklı. Çok farklı. Hani Sünni dünyanın içinde olmakla beraber. Dolayısıyla bir bu var. Bir de aynı anda bu Suud İmarat Emirlikler ittifakının aynı anda Türkiye ve İran'ı hedef alması, rakip olarak görmesi ve mücadele etmesi de tabii sürdürülebilir bir şey, çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. İsrail desteği yani almış olsa bile. Bir diğer önemli gelişme tabii Amerika'da yönetimin değişmesi. Bu şey Biden'ın gelmesi. Evet artık çok rahat değiller. Biden bazı politikaları değiştireceğini, bazı politikaları benimsemeyeceğini zaten ilan etti, açıkladı. Hem de İran konusu. Bu da Muhammed Bin Selman Amerika'ya bu da gidiyor. Yumuşama açısından iyi oldu. Savunma yani, Bakan Yardımcısı evet, gidiyor mesela. Doğru. Türkiye'ye karşı yumuşama açısından hatta İran'a da olumlu mesajlar veriyorlar. Evet. Temennimiz bu yumuşamanın devam etmesi, ilişkilerin en azından belli düzeyde normalleşmesi ve akılcı real bir hal yani irrasyonel olmaktan çıkıp real bir boyut kazanması. Mısır da öyle. Mısır'la tahmin ediyorum ki yani görüşmeler devam ediyor. Zaten açıklamalar var. Evet. Belli bir düzeye gelmesi lazım. Yani Türkiye açısından da öyle. Yoksa Mısır, Yunanistan, İsrail açısından Türkiye'ye karşı kullanışlı bir edat, bir araç olarak yani karşımızda durur. Türkiye ne yapıp öncelik tabii ki Mısır'da. Mısır'la ilişkilerini düzeltmesi lazım. Olmuyorsa İsrail'le belli bir düzeyde ilişkilerin olması lazım ki bu Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı oluşan cepheyi etkisiz hale getirsin. Evet. En azından belli ölçüde cepheyi zayıflatsın. Türkiye de bu yönde adımlar atıyor. Yani Mısır bir lütfen. Evet yani bu şey yapalım. Bu tam hocam bıraktığı yerden ne hikmetse bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı İsrail'e karşı bu son krizde de gördük. Politikaların değişmediğini görüyoruz. Çünkü gerçekten de yani İsrail kurulduğundan bugüne özellikle 1970'li yıllardan bugüne bu Körfez Ortadoğusu'yla İsrail'in çok derin istihbari ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Bizim gördüğümüz sadece buzdağının görünen kısmı. O ortak politikaları değişmiyor bunca krize rağmen. Çünkü biraz belki bilmiyorum katılır mısın hocalarım ama biraz iddialı belki konuşacağım ama yani bu Dubai ve Riyad'ın bölgede gerçekten de istihbari ve askersel açıdan var olmasının temel nedenlerinden birinde İsrail olduğuna inanıyorum ben. Aynı çünkü çok ayrı bir çok ayrı bir tartışma konusu bu. Yani o zaman İsrail istihbarat demişken hazır senin de bulmuşken bu konuda çalışmalarında Mısır'ın biraz rahatsızlığı var. Bu kadar yani hesapsız kitapsız bir şekilde İsrail'le bu kadar içli dışlı olmaları Mısır'ı bir yönden de rahatsız ediyor. Belki zaten biraz da Türkiye'ye biraz da Türkiye'ye karşı yakınlaştıran. Evet. Onlardan. Yani bir de Mısır şunun farkında. Türkiye İsrail'i değil önceliği Mısır'a verdi. Yani önce Mısır'la ilişkilerini geliştirdi. Yoksa Türkiye hani Arap dünyası madem bana karşı cephe alıyor, İsrail'le ilişkilerini geliştirip birçok sorunu da aşabilirdi. Evet, aşabilirdi. Çok rahat bir şekilde Amerika'daki Yahudi lobisinin de desteğiyle aşabilirdi. Evet. Remzi Bey, hazır sizi bulmuşken bugün İsrail'de Cumhurbaşkanı Herzog yemin etti, görev başladı.
Rivlin'in dönemi bitti. Rivlin'in İsrail Cumhurbaşkanı olarak görevinin noktalandığı gün Haaretz gazetesi bir fotoğraf karesi yayınladı. Evet. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin tepdili kıyafetle dolaşıyor. Ve o tepdili kıyafetli fotoğrafını da servis eden İsrail İç İstihbarat Birimi Şimbet. Evet. Değil mi? Onlar yapıyor. Yani o zaman akılları şu geliyor, İsrail Cumhurbaşkanı casusluk mu yapıyor? Nedir bu fotoğrafın hikayesi? Şöyle, şimdi İsrail'de cumhurbaşkanlarından tutun da başbakanlara kadar, yani bunu İsrail'deki herkes Mossad ajanı derler ya, öyle midir? Kurucu sol kadrolarda dahil hepsi istihbarat ya da asker kökenlidir. Yani Yitzhak Rabin'den tutun da Moshe Dayan'a kadar, hatta Bayan Golda Meir'e dahi istihbari bir geçmişi vardır. O yüzden bu tür görüntüler İsrail siyasetinde ve siyasal aktörlerinde. Hiç yani, yabancı değil. Sonuçta İsrail'de ayrı bir örnek vereceğim şimdi. İşte erkekler bu 3 yıl az zorunlu askerlik. Evet. Kadınlarda işte 2 yıl askerlik var. Ne yapmış bu Rivlin yani, Cumhurbaşkanı iken yani tepkili kıyafet dolaşmış. O çekmişler zamanda. Keşke belki o görev sırasında. Yani bizim Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bir istihbarat ajanıdır. Tabii. Mesajı mı veriyor? O algısı da var. Evet. O algı da Haaretz gazetesi. Yani bu Haaretz de değil aslında bu. Şimbet servisi tabii, diyor bunu. Tabii doğrudan istihbarat örgütü servis ediyor. Bunlar alışkın İsrail siyasetinde. Evet. Çünkü dediğim gibi hem istihbarı hem de askeri kökenleri var. Çoğu Cumhurbaşkanı'ndan tutun başbakanına kadar. İstihbarat devleti var karşımızda Taha Bey. Yani şu anda yine tuhaf şey örnek vereceğim, ilginç. Burada Samatya pazarında domatesle patlıcanın kaç kilo olduğunu bile rapor eden bir istihbarat devletinden bahsediyoruz. Keza 1967 savaşında İsrail'in nasıl kazandığını istihbarat yani devleti olduğu için kazandı aslında. Müthiş bir örnek. Tabii İsrail'i bölgede var eden en büyük istihbarat teknoloji. Tabii bu konuyla ilgili varsa eklemeniz ekleyebilirsiniz. Yoksa Irak'ta Amerikan üslerine yönelik saldırılar arttı son günlerde. Aslında son bir yıldır yani Trump döneminde baktığımız zamandan beri Kasım Süleymani suikastı, Amerikan Büyükelçiliğinin karşılığında hedef alınması, sonra işte Amerikan üslerinin orada vurulması, işte boştu vesaire falan, ama Amerika ile İran kavga ediyorlar. Kavga ettikleri saha genelde Irak oluyor. Ve bu son günlerde biraz daha arttı gibi, yeniden arttı diyebiliriz daha doğrusu. Erbil'e dün gece, ondan önceki gece Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'nde hani can kaybı vesaire falan yok ama hep bir hareketlilik bugün var. Bugün de aynı şekilde gündüz Aynül Asad şeyine saldırı saldırı. Ya şimdi burada tabii bence iki perspektifi değerlendirmek lazım. İsrail iç politikası ile alakalı da veya konuştuğumuz bu yeniden dengelenme, bölgedeki dengelenme ile alakalı da birincisi Amerika'nın özellikle son 20 yılda yani bu teröre karşı savaş açtım dedikten sonra Bush bir maalesef istikrarlı bir politika izlemeyişi, sürekli politika anlamda yön değiştirmesi ve daha sonra da bunun yansıması olarak da Trump dönemindeki o aşırı uç yaklaşımların Biden döneminde henüz nereye doğru evrileceğini bilinmemesi. Yani Biden geldi, çok iddialı geldi pek çok konuda. İşte Suud'la alakalı açtığı dosyaları biliyorsunuz. Sonra bir sonuç almadığını biliyoruz. Yine bölgedeki diğer ülkeler, Emirlikler, Mısır'la alakalı eleştirileri vardı seçim zamanında. Ama geldikten sonra herhangi bir o yönde adım atmadığını biliyoruz. Ama öte taraftan da bölge ülkelerine ya siz daha hani barışın, daha sükunete kavuşun gibi sanki telkinlerde bulunuyor ve bunun sonucunu da alıyor gibi görüyoruz. Ama mesela Biden yönetimi özellikle Netanyahu iktidarından rahatsızlığını açıktan dile getiriyordu son dönemlerde ki Bennett hükümetinin kurulmasında Yair Lapid'le beraber Biden'la görüşecek yüz yüze. Tabii Yair Lapid'le beraber Bennett hükümetinin kurulmasında çok ciddi etkisinin olduğunu biliyoruz. Ha, Netanyahu gitti, Bennett geldi, Filistinler rahat edecek mi? Hı. Etmeyecekler. Hı. Yani Abbas hükümete girdi, hükümet destekledi. Mansur Abbas. Ama Bennett'in savaş suçu geçmişi muhtemelen Netanyahu'nu mumlar atacaktı. Hiç fark yok. Yair Lapid tabi biraz daha masumane kalıyor bu figürler arasında ama o işte kurucu bir koordinatör durumunda. Ama burada Netanyahu'nun gitmesi çok çok önemliydi. Gerçekten Filistinler açısından da, bölge açısından da. Çünkü
Netanyahu varlığını Filistinlere Netanyahu varlığını Filistinlere zulüm üzerine kurmuştu. Hatta son mesela bu Kudüs'teki saldırıları işte herhalde bir değerlendirme yapmıştık yine bağlanarak. Kudüs'teki saldırıları tamamen artık hükümetinin gitmemesi için yapılan bir sağ radikalizme oynama olarak yapmıştı. Nitekim o sonuç alamadı. Filistinler orada bir zafer kazandı ve gitti. Şimdi Netanyahu'nun yüksek ihtimalle hapse girdiğini göreceğiz. Ama İsrail'deki bu değişiklikte de yine Amerikan hükümetindeki politik değişikliklerin etkisini görüyoruz. Şimdi Irak'taki bu mesele de aslında temeldeki problem. Hem Amerika'da hem İran'da değişim oldu bir de. Tabii şimdi evet birazdan da İran'a gelmemiz lazım. Ama Irak'taki bu yaşanan gelişmelerle alakalı tabii can kaybı olması iyi. Fakat can kaybı olup olmasından bağımsız olarak şunu söyleyelim. Yeşil bölgede. Yani yeşil bölge ne? Mutlaka hatırda olmayan izleyicilerimiz vardır. Kısaca anlatalım. Yeşil bölge, Irak işgali sırasında Amerikan kuvvetlerinin Bağdat'ta kendini oluşturmuş olduğu bir güvenli bölge tabiri caizse. Yani daha evvelin tamamı duvarlarla kaplıydı ve bu bölgeye giriş çıkış çok çok sterilize bir bölgeydi. Evet. İşte orada yabancılar da geldiği zaman Bağdat'ta sadece oradaki otelde kalırdı. Önemli büyükelçilikler, misyonlar sadece oranın içinde kalırdı, çemberde kalırdı. Amerikan askerleri tarafından tamamen korunurdu ki hali hazırda da bu durum devam ediyor. Yeşil bölge bu şekilde mütecaviz hareketlerin olması Bağdat'taki durumun hassasiyetine çok önemli bir işarettir. Bunun gündüz vakti yapılıyor olması daha da başka bir işarettir. Ya bu Afganistan'daki başarısızlık sanki böyle bir sinyal olarak... Zaten hani Irak'ta da var o başarısızlık da hani Bağdat'ın şimdi, korunması anlamında ya da yeşil bölge özelinde. Biz yeşil bölge, İran ve Amerika çatışmasını ya da çekişmesini konuşurken bir yandan da Viyana müzakerelerini, bir yandan da belki Sayın Zarif'in politik hayatın bitiyor olmasını, bir yandan da Ahmadinejad'ın seçimlere girememesini konuşmamız gerekecek. Tam olarak anlamamız için. Çünkü Sayın Reisi seçildi. Eski Yargıtay Başkanı, Yargı'nın başkanı. Reisi devrim muhafızlarına yakın bir isim. Dolayısıyla burada daha evvelinde iki ayrı politik kanat olan devrim muhafızları Ali Hamenei dini liderlik ile siyasi ruhani liderliğin ruhanide son dönemde bu Cumhurbaşkanı sıfatıyla temsil eden dini liderliğin siyasi liderliğin Esed Tarhan'ı geldiğinde kriz çıkıyordu. Artık çıkmayacak. Aynı kanatta toplandığını görüyoruz. Bu İran politikalarına bir değişikliğe muhakkak yol açacaktır. Evet, zaten devrim muhafızları ve dini liderlik zaten her şeyle baskındı. Hakim sisteme baskındı. Fakat her halükarda uluslararası dengelenme, uluslararası ilişkiler, dünyayla bir ilişki kurma bakımından siyasi liderliğinde çok önemli bir misyonu vardı. Şimdi tamamının tek bir kanatta toplandığını görüyoruz. Bunun yansımalarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Irak'taki olaylarda herhalde bunun yansımasının belki de ilk emareleri. Bana kalırsa evet ilk emareleri. Zaten işte Irak'taki aslında bu saldırıların yoğunlaşma zamanı Kasım Süleyman'ın suikastinden sonra daha çok yoğunlaştığını görüyorduk. Oraya adeta bir cevap gibi. Zaten bunu zaman zaman da söylediler. Biz buna cevap olarak yapıyoruz diye. Yani ne kadar cevap oldu, ne kadar olmadı bilmiyoruz. El Mühendis de biliyorsunuz aynı saldırıda öldürüldü. Daha sonra nükleer Fahrizade nükleer fizik uzmanı öldürüldü. Bu Trump'ın son döneminde Trump'ın döneminde yaşanan İran'ın gücünü kırma yönelik hamlelerdi. Fakat buna karşılık Batılı dünyası Biden'la beraber Viyana müzakerelerini tekrar başlatalım. Obama dönemindeki JCPOA anlaşmasına dönelim gibi bir tavır içindeydi. Fakat şu ana kadar aradan çok uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen Viyana müzakerelerinden bir olumlu adım somut anlamda duymadık. Evet. Hatta bir 15-20 gün sonra artık Viyana müzakerelerinde İran'ın Dışişleri Bakanı düzeyine bile temsil edilmediğini görmeye başladık ki bundan sonra reisi hükümeti burayı nasıl ele alacak veya Batı dünyası buraya da nasıl hareket edecek bunu ayrıca izlemek lazım. Burada yine Amerika'nın bölgeyle alakalı politikaların netleşmemesi bu da çok çok aslında bizim okuyamayışımıza bir sebep. Evet. Mesela Amerika'nın Türkiye'yle alakalı politikası netleşmemesi de tabii bu tabii anlamda. O zaten o kalıtsal problemler var ve artık onlar elimizi kolumuzu okuyanlar bakımından, politik yorumcular bakımından bağlıyor. Yani bir taraftan Amerika'nın Türkiye'ye muhtaçlığı var. Yani siz Çin'le rekabet edecekseniz bu bölgede sizin istikrarlı, kurumsal
bir o partnere ihtiyacınız var. En somut yansımasını Afganistan'da gördük ve uzunca süredir de konuştuk burada. İstikrarlı kurumsal partnere ihtiyacınız var. Öngörebileceğiniz, bakın öngörülebilirlik burada bölge açısından sadece Türkiye'de ve kısmen İsrail'de var. Ki İsrail'de de olamadığını gördük. Şimdi Netanyahu hükümeti bir anda delirdi. Ve İsrail'e gadire başladı. Neredeyse bir anlaşma zemini yakalanmışken orada zulme başladılar. Ve bölgeyi çok daha başka bir kendi krize yaratacak. Kendi dinamikleri de bir anda çatırdı. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye böyle değil. Hele ki son 20 yılda artık tamamen çok öngörülebilir. Çok daha farklı. Üzerine yatırım yapılabilir. Bir partner, demokratik bir partner, istikrarlı bir partner, ekonomik olarak da diversify edilmiş, çeşitlendirilmiş bir partner. Şimdi Amerika buna muhtaç Sayın Tabi. Yani siz Çin'le rekabet edecekseniz o zaman burada bir istikrara ihtiyacınız var. İstikrar için de böyle bir aktöre ihtiyacınız var. Çünkü 80 milyon nüfus, güç unsurları, askeri güç unsurları, ekonomik çeşitlendirilme burada. Ama baktığımız zaman Amerika'nın Türkiye'yle alakalı çok ciddi bir dengesiz yaklaşımından çok da bahsetmek mümkün. Daha tam olarak göremiyoruz maalesef öyle. Ali Bey, 3 dakikamız kaldı. Irak'taki bu son süreci, o saldırılar neden arttı? Ebu Kamel orada bir İranlılara yönelik bir Amerikan saldırısı olmuştu. Ona cevaben Haziran'da arttı bunlar. Tabii. Nereye doğru gider bu iş? Yani şimdi, İbrahim Reis'i geldi, Cumhurbaşkanı oldu. Evet. Devrim muhafızları şu an bir gövde gösterisi mi yapıyor? Şimdi bununla şöyle, sınırlı mı kalır yoksa artar mı? Artar çünkü şöyle bir durum var. Nisan'dan Haziran ayına kadar 43 kez ABD misyonlarına, işte diplomatik anlamda üslerine, askeri konvoylarına, bu sadece ABD için geçerli değil, aynı zamanda IŞİD'le, DAEŞ'le mücadele eden uluslararası koalisyon güçlerine karşı da yapılıyor. Şimdi burada tabii ki Ebu Kamel geçtiğimiz Irak-Suriye sınırında yapılan hava saldırısı ve onun da şöyle bir açıklaması var Pentagon tarafından. Biden'ın talimatı ya da onayıyla yapılan bir saldırıydı. Evet. Bu tamamen bir meydan okunuştur İran'a karşı ve İran'ın desteklediği Iraklı Şii milis, Haçlı Şabi içerisindeki gruplara karşı bir tepkiydi. Şimdi ilk defa Asayb el-Hak var Irak Haçlı Şabi içerisinde ve bu Haçlı Şabi dediğimiz zaman da 72 gruptan oluşuyor ve yaklaşık 20'den fazla grup da İran, bildiğiniz Ali Hamene'ye biat ettiğini açıklayan gruplar var. Hazdai de onlardan bir tanesi. İlk defa şöyle bir demeç verdi. Biz bu Ebu Kamel en son yapılan saldırı 27 Haziran'daki saldırıda Amerikan askerlerini öldürme şeyi, intikamı için söz verdi ve bu çok önemli. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ondan sonra da zaten biliyorsunuz Harir bölgesi var. Erbil'le İran'a yakın bir üssü var ABD'nin ve oraya saldırılar düzenleniyor. Şimdi Reisi dönemi çok değişik bir boyut olacak. Ruhani biraz uluslararası toplumla ilgilenirken Reisi daha çok özellikle şunu söyleyeyim. Uluslararası toplumla, Avrupa, Batı'yla ilişkiler, uluslararası yeni sistem, uluslararası sisteme entegrasyon gibi dış politikada uğraşırken o süreçte Kasım Süleymani Orta Doğu'daki organize, hatta bir ses kaydı vardı biliyorsunuz geçtiğimiz Şubat ayında Zarif'in dedi ki Kasım Süleymani zaten diplomatik ilişkilerimizi yürütüyordu. Yani öyle bir sistemken tabii görevim %0'dı. %0'dı. Ayrıca şunu da unutmayın. 2019 yılının pardon 2020 yılının yanılmıyorsam pardon 2019 evet Esed'i Kasım Süleymani davet etmişti. Şeyin haberi yoktu. Zarif'in haberi yoktu. Kriz çıkmıştı. Hatta istifa etmişti. Yani bütün bu o tarz böyle engeller kalktı artık. Engeller kalktı. Yani, ama şimdi şöyle Reisi döneminde Irak tamamen İran için Orta Doğu'da rekabet sahası olur. Bu Türkiye için de önemli orası. Çünkü Türkiye hem diplomatik... Yani Reisi'nin gelişiyle Irak'ta tansiyon daha da artar. Çatışma alanları... Aynen öyle. Ve ciddi anlam. Bakın Reisi seçildiği gün Irak'ta... Bu tabii ki Suriye'de yansır. Kazımi ile görüştü. Tebrik telefonu için aradı, görüştü Kazımi Irak Başbakanı. Ve Kazımi Tahran'ı daha göreve başlamadan Tahran'a davet etti. Yani bütün bu İran'ın hamleleri özellikle Irak... Daha sonra Suriye'de daha çok belirgin bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Evet.
Süremizin sonuna geldik. Evet. Uluslararası gündemi noktalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız için, değerli yorumlarınız için birçok meseleyi konuşmaya, anlamaya, anlatmaya gayret ettik. Evet, noktalıyoruz. Uluslararası gündemden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.